Günaydın, iyi sabahlar, hoş geldiniz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı ve AKEK Onursal Başkanı Sayın Doktor Fatih Birol, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Yusuf Leblebici, AKEK Konferansı'nın kıymetli konuşmacıları, kıymetli panelistler, değerli katılımcılar ve meslektaşlarım, Sayın gazeteciler, basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, Sabancı Üniversitesi, Uluslararası İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi, AKEK, dünyanın önündeki en önemli iki konu olan iklim ve enerji konularında belirli aralıklarla etkinlikler düzenliyor. Bugün de yine enerji ve iklim alanında büyük ilgiyle takip edileceğini düşündüğümüz bir etkinlikle, bir konferansla daha yeniden bir aradayız. Ve başlığımız dünyada değişen enerji jeopolitiği, iklim krizi ve Türkiye olacak bugün. Yine çok değerli isimlerin konuşmalarını dinleyeceğiz bugün burada hep birlikte. Ayrıca bugün yine AKEK Türkiye Yeşil Hidrojen Geleceği 2023 lansman sunumu da gerçekleşecek. Bu arada konferansımızı AKEK'in X ve LinkedIn hesaplarından takip edebilirsiniz. Yine etiket olarak da AKEK konferansı etiketini kullanabilirsiniz sosyal medyadaki paylaşımlarınızla. Efendim, ben Deniz Seda Üretir. Şimdi hoş geldiniz konuşması için AKEK koordinatörü Doktor Mehmet Doğan Üçok'u sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Sayın Bakanım, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Doktor Fatih Birol, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı, kıymetli Rektör Hocamız Yusuf Leblebici, kıymetli Hazirun. AKEK'in geleneksel hale gelen konferans serisinin 15. buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Dünyada değişen enerji jeopolitiği, İklim krizi ve Türkiye temamız çerçevesinde bugün enerji jeopolitiğini ve iklim krizini ele alacağız. Jeopolitik kelimesinin bilimsel literatürde pek çok tanımı mevcut. Kavram, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve milli güvenlik kümelerinin kesişim noktasında yer almakta. Enerjinin jeopolitiği söz konusu olunca ise konunun uzantıları daha da derinleşiyor. Tanımın içine enerji güvenliği de dahil oluyor. Bu bağlamda enerji güvenliği, ulusal güvenliğin, ekonomi politiğin ve dış politikanın organik olarak birbirine temas ettiği noktada bulunuyor. Uluslararası ilişkiler bağlamında realist akım ve liberal akımlar iki farklı görüş sunarlar. Realistler enerjiyi daha çok bir güç aracı olarak değerlendirirlerken, liberal ve neoliberal akımlar daha ziyade ortak çıkarlar bağlamında uluslararası işbirliğini öne çıkartır. Dolayısıyla farklı perspektifler, farklı bakış açıları söz konusu. Bugün hepsi konferansımıza ele alınacak zaten. Örneğin MIT'den daha önce üniversitemizde misafir ettiğimiz Profesör Deutsch'a göre enerji güvenliği, enerji üretim, iletim ve kullanımının uluslararası politik ve askeri uzantılarıdır. Ve bu noktada enerji güvenliği, enerji piyasası ve ulusal güvenlik arasındaki bağ konumundadır. Bu bağlamda ekonomik ve politik askeri olarak, eksenler olarak iki temel eksen üzerine oturmaktadır. Bu bakış açısı daha çok realist kuramı yansıtırken işbirliği alanları da ülkeler için son derece önemli. Bugün dünya hızla değişiyor. Birden ortaya çıkan pandemi hayatlarımızı süratle değiştirdi. Ardından Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'da hızla gelişen bugünkü acı savaş ortamı. Belirsizliğin arttığı, öngörülebilirlik alanlarının daraldığı bir zamandayız. Bu bağlamda analizler, ortaya çıkan yeni gelen bilgilere göre sürekli olarak, anlık olarak her an yeniden şekillenmekte. Enerji ve jeopolitik etkileşimi de bu değişimden sürekli etkileniyor. Sayın Doktor Fatih Birol'un bir önceki organizasyonumuzda belirtmiş oldukları, eskiden enerji jeopolitiği belirlerdi, bugün jeopolitik enerjiyi belirliyor sözleri bu değişimin önemini vurguluyor. Devamını bugün kendilerinden dinlemeyi ümit ediyoruz. Enerjinin jeopolitiği belirlediği o eski günlere yeniden bir dönüş olur mu? Bunu hep birlikte göreceğiz. Gerilen jeopolitik dengelerin gölgesinde iklim krizi gibi başka bir ciddi sorunla daha karşı karşıyayız global olarak. Yaklaşık 14 yıl önce AKEK'i kurduğumuzda
AKİK'in amaçlarından bir tanesi de Sayın Güler Sabancı'nın sık sık altını çizdiği üzere iklim meselesine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturarak konunun önemini topluma aktarmaktı. O günden bugüne iklim değişikliği ile ilgili durumun her geçen yıl daha da acil bir hal aldığını gözlemliyoruz. AKİK bu bağlamda da çalışmalarını sürdürmekte. Sözlerime son verirken katılım ve katkılarınız için AKİK adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Verimli bir konferans diliyorum. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı'yı kürsüye davet ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum. Evet, Sayın Bakanım Doktor Alparslan Bayraktar. Sayın Doktor Fatih Birol, Sabancı Üniversitesi Rektörümüz Sayın Yusuf Leblebici, enerji ve iklim dünyasının değerli paydaşları, çok kıymetli katılımcılar. Evet, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji İklim Merkezi, AKİK'in enerji ve iklim alanlarında güncel ve kritik gelişmeleri değerlendirmek üzere Sayın Bakanımız Doktor Fatih Birol ve sektörden kıymetli konuşmacıların birazdan dinleyeceksiniz katılımıyla Dünyada Değişen Enerji Jeopolitiği, İklim Krizi ve Türkiye adlı konferansımıza hoş geldiniz. Sabancı Center'da sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Son dönemde enerji sektöründe ve iklimde önemli gelişmelere tanıklık ediyoruz. Doğan da çok güzel bir giriş yaptı Doğan Bey de. 2023 yılı boyunca jeopolitik gelişmeler, enerji güvenliği arayışları, iklim krizi ve temiz enerjiye ilişkin fırsatlar. Dünya gündeminde öne çıkan başlıklar arasında oldu. COP28 toplantılarında da kritik bir ajanda ekseninde çok yönlü gelişmeler yaşandı. Birazdan bu konulardaki en son gelişmeleri ve gelecek perspektifini AKİK konferanslarının bir geleneği olan Doktor Fatih Birol'dan dinleyeceğiz. Dinleme ayrıcalığına sahip olacağız. Fatih Bey liderliğinde Uluslararası Enerji Ajansı, küresel enerji güvenliğine yön veren ve iklim değişikliği ile mücadele çabalarına ve dünyada temiz enerji dönüşümüne liderlik eden bir organizasyon niteliğine ulaştı. Fatih Bey bu yıl bildiğiniz gibi Time 100'ün en iklim liderleri arasında gösterildi. İki hafta önce de ben de oradaydım. Elize Sarayı'nda düzenlenen özel bir törende Doktor Birol'a Fransa şeref nişanı verildi, Le Jeune Döner. Fransa Cumhurbaşkanı tarafından takdim edildi. Kendisini tekrar tebrik ediyorum ve hepimiz adına ne kadar gurur duyduğumu bir kere daha söylemek istiyorum. Onursal başkan olarak, evet, onursal başkan olarak 14 yıldır kendisinin AKİK'in vizyonuna ve gelişimine verdiği destekler için tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Sayın Bakanımız, bugün bizimle beraber yoğun yoğun ajandasına rağmen Sayın Bakanımız bizimle birlikte olduğu kendisine bir kere ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyeti ve özel ekibiyle geldi. Hepsine, bütün gelenlere, katılımcılara Enerji Bakanlığı'ndan ayrıca hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Bakanımız, enerji sektörümüzün son 20 yıllık çarpıcı büyüme ve gelişim yolculuğunun başlıca mimarlarındandır. Benim de yolculuğum 20 yıl sürdü Sayın Bakanım. O dönemden birbirimizi baştan tanıyoruz. Sabancı topluluğunun enerjiye girişi de ve grup başkanlığı kuruşu da 20 yıl oldu. Ayrıca AKİK'in de kuruluşundan itibaren her zaman Sayın Bakanımızın desteğini gördük. Ülkemiz enerji talebinde güçlü gelişim potansiyeline sahip. Avrupa'nın en büyük, dünyanın da en dinamik enerji sektörlerinden biri konumuna ulaştık bu son 20 yıldaki yapılanlarla. Enerjide son dönemde pek çok alanda Enerji Bakanlığımız ve özel sektör tarafından önemli adımlar atılıyor. Örneğin yenilenebilir enerji kurulu gücünde
Avrupa'nın lider ülkelerinden biri konumuna ulaştık. Elektrifikasyon, güçlü gelişim öne çıkıyor. Enerji verimliliğinde farkındalık artıyor ve yeni iş modelleri gelişiyor. Bunları daha da ileriye taşımak üzere güçlü bir potansiyele sahibiz. Sayın Bakanımızın liderliğinde ve vizyonunda enerji güvenliğine, verimliliğine, rekabetçiliğine ve net sıfır hedefiyle birlikte kapsamlı, teknoloji odaklı bir enerji dönüşümüne ilişkin önemli hedeflerimiz var ülke olarak. Sayın Bakanımıza bugün bizlerle birlikte oldukları için, enerji strateji ve politikalarını paylaşacakları için çok teşekkür ediyorum. Diğer konuşmacılarımıza da kritik enerji, iklim başlıklarında perspektiflerini bizlerle paylaşacakları için şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, bildiğiniz gibi Sabancı Üniversitesi olarak enerji ve iklim konularına uzun süredir öncelik veriyoruz. AKEK'i biraz önce de duydunuz, 14 yıl oldu kurulalı. Bir enerji ve iklim merkezi olarak kurduk. Bu iki konunun birbirinden ayrılamayacağı vizyonu ile kurulmuştur. Dünyadaki gelişmeler ve geldiğimiz nokta bunu teyit ediyor. AKEK benim başarı üçgeni olarak tanımladığım model içerisinde, yani kamu, özel sektör ve akademiyi daha güvenli ve daha temiz bir enerji geleceğini destekleyecek hedeflere doğru bugün olduğu gibi buluşturmaya devam ediyor. AKEK'in kuruluşundaki bu hedeflere yönelik çalışmalarını ve katkısını artırıyor olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz gibi AKEK 2020 yılında bir ilke imza attı. Türkiye Enerji Görünümü çalışmasını yayınladı. Sektör paydaşları tarafından sahiplenilen bu çalışma sonrasında 2021 ve 22 yıllarında Türkiye Elektrikli Araçlar Görünümü ve Türkiye Yenilenebilir Enerji Görünümü çalışmaları yayınlandı. Yine Türkiye'de ilkler olarak kamuoyuyla paylaşıldı bu çalışmalar. AKEK bu yılda analitik proje serileri kapsamında önümüzdeki dönemlerde gündemimizde daha yoğun olacağını bildiğimiz, beklediğimiz yeşil hidrojene odaklanarak gelecek perspektifi sunan çalışmasını gerçekleştirdi. Rapor çıktı. Türkiye Yeşil Hidrojen Geleceği çalışması yine Türkiye'de bir ilk olarak analitik, bütüncül bir perspektifle çok boyutlu dinamiklere ve fırsatlara odaklı olarak ve sektör paydaşları ile katılımcı bir anlayışla tamamlandı. Birazdan bu çalışmanın kritik bulgularını ve önerilerini dinleyeceğiz. Değerli katılımcılar, bilime dayalı yaklaşımlar ve iş dünyası işbirliklerinden değer yaratılmasına çok önem veriyoruz. Bu birlikteliğin günümüzün en kritik başarı faktörlerinden birisi durumuna geldiğini gerçekten inanıyor ve gözlemliyoruz. AKEK bu perspektifte Türkiye'de öncü bir model ve merkezdir. AKEK alanında lider kuruluşları bir araya getirmekte, ortak akıl ile sürdürülebilir enerji geleceğini desteklemektedir. Bu nedenle sözlerime son vermeden önce AKEK'in değerli destekçilerini de sizlerin önünde bir kez daha anmak istiyorum. Alcay Holding, Borusan EMBB, BP, Enerjisa, Eren Holding, ING Bank, Sanko Enerji, Shell, Sokar ve Zorlu Enerji'ye. AKEK faaliyetlerinin büyümesi, genişlemesi ve derinleşmesi noktasındaki sürekli destekleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uzun vadeli bir yolculuğa çıktık ve bu destekçilerimizle 14 yıldır beraber yürüyoruz. Daha sürdürülebilir bir enerji geleceği için çalışmalarımıza katkı ve güç verecek, verimli bir konferans olmasını,
diliyorum ve tekrar Sayın Bakanımıza, Sayın Fatih Birol'a ve tüm katılımcılara Sabancı Üniversitesi adına teşekkür ediyorum. Bizler de Sayın Güler Sabancı'ya konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin de söylediği gibi geride bırakmaya hazırlandığımız 2023 yılı, jeopolitik dengelerin öne çıktığı, enerji güvenliği arayışlarının yine öne çıktığı ve iklim meselesinin öne çıktığı, AKK'in bundan yıllar önce kuruluşunda daha ifade ettiği gibi bir yıl oldu. Şimdi konferansın keynote konuşmasını yapmak üzere Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı, AKK Onursal Başkanı Dr. Fatih Birol'u alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Fransa'da aldığı nişan için de bir kez daha biz de huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buyurun. Sayın Güler Sabancı, sevgili Güler Hanım, çok teşekkür ederim. Açılış konuşmasını yaptınız, güzel bir çerçeve çizdiniz. Muazzam bir ayrıcalık benim için, bizler için. Sayın Bakanım, sizi uzun yıllardan beri tanışıyoruz. İlk defa bakan olarak yüz yüze konuşuyoruz. Şeref verdiniz, toplantımıza geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın Rektör, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün konuşmamda ben şöyle bir şey düşündüm. Önce dünya enerji piyasalarında şu anda ne oluyor, ne bitiyor? Hem fosil yakıtlar hem de temiz enerji. Onları birazcık sizinle tartışmak istedim. İkincisi, biraz gözden kaçan enerji konularına baktığımız zaman, iklime, hatta genelde ekonomik konulara baktığımız zaman gözden kaçan ya da gözden kaçtığını düşündüğüm önemli bir nokta var. O da Çin'deki değişim. Çünkü bu birçok şeyi etkiliyor, Çin'deki değişim. Onunla ilgili birkaç konuyu, düşüncemi paylaşmak istiyorum. Üçüncü olarak da Güler Hanım da bahsetti. Birkaç hafta kadar önce Dubai'de Dünya İklim Zirvesi oldu. Bu da enerjiyi yakından ilgilendiren bir konu. Bir de biraz da ondan konuşmak istiyorum. Bir de son bir ufak bir not da, bu Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizması nedir? Yani niçin bence biraz bu konuya daha da fazla eğilmemiz gerekir diye bir düşüncem var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu her sene burada buluşuyoruz en azından bir kere ve şunu size söyleyebilirim. Enerji, çoğumuz hemen birçoğumuz enerjide her gün uğraşıyoruz. İşimiz, hobimiz bazılarımız için bir tutku. Enerji dünyada hükümetlerin, insanların, şirketlerin ajandalarında bayağı yukarı doğru çıkmaya başladı. Her zaman önemliydi ama daha da önemli hale gelmeye başladı. Bunun hem iyi nedenleri var, iyi nedenlerinde oturuyor. Bir de bazen de öyle pek de iyi olmayan nedenleri var. İyi nedenleri hepimiz biliyoruz. Enerji, ekonominin, ekonomik büyümenin itici gücü. Ülkeler arasındaki ekonomik rekabette enerji ve enerji fiyatları son derece önemli bir rol oynuyor. Ama bunun yanı sıra son iki yılda gördük, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında ve şu anda ortada gelişmelerde gene enerji önemli konulardan bir tanesi. Hem etkiliyor hem etkileniyor enerji. Yine biraz sonra anlatmaya çalışacağım ama bu yeni enerji, temiz enerji teknolojilerinde gene enerjiyle jeopolitik içe geçmiş durumda. Enerji güvenliği son derece ciddi bir konu. Değişik petrolde, doğalgazda ve kritik mineraller dediğimiz temiz enerji teknolojilerini yapmada kullanılan lityum gibi, kobalt gibi kritik minerallerde
gene son derece önemli bir konu ve jeopolitika ile enerji gene işe geçmiş durumda. Doğan Bey de bahsetti. Ve en sonda iklim krizi derken enerji ile iklimi birbirine ayırmak imkansız. Çünkü iklim krizine neden olan emisyonların %80'i enerji sektöründen geliyor. Yani nereden bakarsanız bakın enerji şeyde insanların ilgi alanında yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Şimdi enerji piyasasına baktığımız zaman şu anda önce petrolle başlayayım. Fiyatlar şu an petrol fiyatları $80 civarında ve önümüzdeki aylara hatta yıla baktığımız zaman hatta biraz da ileriye önemli bir trend görüyoruz. O da şu. Petrol talebindeki büyümede bir yavaşlama göreceğiz. Genel geçmiş trendlere baktığımız zaman. Bunun da iki nedeni var. Bir tanesini biraz sonra anlatacağım. Çin'deki gelişmeler. İkincisi de elektrikli arabaların çok hızlı bir şekilde birçok kişi için sürpriz olabilecek bir şekilde büyümesi. Öte yandan bu sene şeyi görüyoruz. Amerika'dan, Brezilya'dan, Guyana'dan çok büyük bir petrol üretim artışı geliyor. O bakımdan bu kadar fazla jeopolitik şeyler olmasına rağmen Orta Doğu'da fiyatların hala bu seviyede kalmasını bu şekilde açıklayabiliriz. Önümüzdeki yıllara baktığımız zaman da eğer petrol ihracatçı ülkeler çok daha büyük kısıntıya gitmezlerse üretimlerinde petrol fiyatlarında daha mutedil bir seyir görmek mümkün. İkincisi doğalgaz ki bizim için ülkemiz için son derece önemli. Zaten bu ülkemizle ilgili konuları ben pek fazla girmeyeceğim. Sayın Bakanımız bunu etraflıca sizlere anlatacaktır ve hep beraber dinleyeceğiz. Doğalgazda Avrupa'nın Rusya ile olan doğalgaz bağının kesilmesi, Rusya'nın en büyük müşterisi olan Avrupa'ya kaybetmesi, Avrupa'nın da en büyük gazı aldığı ülke olan Rusya ile ilişkisini bitirmesi tahmin edilenden daha az hasara yol açtı şu an itibariyle. Şimdi kışa giriyoruz Avrupa'da ve Avrupa bu kışı eğer çok büyük sürprizler olmaz ise fazla yara bere almadan atlatacak gibi gözüküyor. Ve şöyle düşünün bu şeye kadar Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar Avrupa'nın gazının 1/3'ü yakını Rusya'dan geliyordu ve kısa bir süre içerisinde, 2 sene içerisinde bunu başka yollardan Avrupa ikame etti. Ama tabii birçok ekonomik sonuçları da oldu ama bu sene de bu kışta büyük bir aksilik olmazsa Avrupa şey olmadan çok büyük bir gaz kesintisi yaşamadan bu kışı geçirecek. Ama önemli söylemek istediğim mesaj şu, yine bizim için de son derece önemli. 2025 yılı itibariyle, 2025'ten başlayarak 4-5 yıl içerisinde gaz piyasalarına şimdiye kadar görülmemiş kadar yeni LNG, sıvılaştırılmış doğal gaz üretimi gelecek. Birçok ülkeden, özellikle 2 tanesi Amerika'da ve Katar'da biten LNG tesisleri piyasalara ciddi anlamda gaz getirecek. Yani şöyle söyleyeyim size, 2025 ile 2028-29 4-5 yıl içerisinde ilave edilecek yeni LNG kapasitesi şu ana kadar son 30 yılda inşa edilenin %50'si kadarını 4 yılda bunu ilave edilecek. Bu da ne demek? Bu da şu demek, gaz piyasalarında şu anda satıcı ülkeler elleri güçlü konumda, alıcılar daha az güçlü konumda, bu tamamen yer değiştirecek. Yani alıcıların elleri güçlenecek çünkü piyasalarda çok ciddi anlamda gaz olacak. Bu da hem ekonomik olarak hem de jeopolitik olarak bazı dengelerin yeniden tanımlanmasına neden olabilir.
Kısaca kömürü söyleyeyim. Kömürde giderek yavaş da olsa bir kullanımında düşüş görüyoruz. Çin ve Hindistan hala kömür kullanıyor. Ama ve orada hala ufak bir artış var, ama dünyaya baktığımız zaman kömür tüketiminde aşağı doğru bir gidiş görüyoruz. Bunda nedeni bazılarımızın düşündüğü gibi çevre değil. Bunun da esas nedeni yenilebilir enerjinin giderek daha ucuz olması. Tamamıyla ya, ekonomik nedenlere dayalı birçok ülkede. Şimdi yenilebilir enerjiye gelirsek, burada her seferinde konuşuyoruz, muazzam bir devrim var. Bu sene içerisinde dünyada inşa edilen bütün elektrik santrallerinin %80'inden fazlası yenilebilir enerji. Yani bu muazzam bir şey. Özellikle güneş, ama daha sonra da rüzgar ve diğerleri bunu takip ediyor. Birazcık nükleer var. Yani şeyin fosil yakıtların payı, kömür ve doğalgazın payı giderek azalıyor. Bu da yenilebilirin maliyetlerin düşmesi. Esas mesele bu. Yenilebilir maliyetlerin düşmesi. Ve bu tabii ki bunlar büyüyünce yenilebilir kömür ve doğalgaz için var olan alanda giderek azalmaya başlıyor. Bunu da burada kaydetmek lazım. Yani güneşteki büyüme gerçekten son derece etkileyici bütün dünyada. Yani bazıları şey diye düşünüyor, yenilebilir enerji işte Batı'nın şey yaptığı, gündeme getirdiği, dayattığı bir şeydi, ama esas yenilebilir enerji büyüme Batı'dan değil, Doğu'dan geliyor. Çin, Hindistan ve diğer ülkeler, Brezilya'da bu konuda oldukça hızlı bir şekilde büyüyor. Gülen Hanım belirtti, Sayın Bakan da belirtecektir. Türkiye'de de bu konuda çok güzel adımlar atılıyor. Nükleer enerji, ben hatırlıyorum, yıllar önce bu toplantı yaptığımız zaman bir eski enerji bakanlarımızdan bir tanesi Sayın Taner Yıldız'ın olduğu bir toplantıda böyle bir soru gelmişti bana. Nükleer için ve Türkiye için düşünüyorsun diye. Ben şey demiştim, nükleer enerji Türkiye için olmazsa olmaz bir teknoloji. Yani Türkiye'nin mevcut enerji durumuna bakınca, coğrafik durumuna bakınca olmazsa olmaz bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Ve dünyada da son 2 yıl içerisinde, hatta 1,5 yıl içerisinde diyeyim, nükleer enerjide hızlı bir geri dönüş var. Yani son Fukushima kazasından sonra nükleer enerjiyle ilgili bir düşüş vardı. Şimdi hızlı bir şekilde ülkeler nükleer enerjiye geri dönüyorlar. Japonya, Kore, Çin zaten bu konuda önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Gene Avrupa'ya baktığımız zaman İsveç, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Kanada, birçok ülkede, gene bizim ülkemizde de olduğu gibi nükleer enerjide hızlı bir inşa, tekrardan bir iştah var nükleer enerjiyle ilgili. Ve tabii burada 3 alanda görüyoruz bu iştahı. Bir tanesi mevcut teknolojilerle yeni santraller yapmak. İkincisi bazı ülkeler, mesela Amerika'da ve Japonya'da, Fransa'da belli bir yaşa gelmiş nükleer santrallerin yaşamını uzatmak. Üçüncüsü de küçük modüler reaktör dediğimiz daha küçük çaplı nükleer santrallerin gündeme gelmesi. Ama şunu söyleyebilirim, hemen hemen her ülkede, enerji ciddiye alan her ülkede, eğer tabii hükümetin ya da insanların nükleere karşı bir tutumu yok ise nükleere ciddi bir ilgi var. Tabii burada önemli olan nükleerde hangi teknolojiyle, hangi partnerlerle ve hangi şartlar altında çalışacağı, bu bence son derece önemli. Dünya piyasaları ile ilgili bölüm bitmeden önce benim her toplantıda bahsettiğim ama dediklerimiz aynen herhalde doğru çıkıyor. Elektrikli arabalarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Elektrikli arabalar
o kadar hızlı büyüyor ki bu özellikle petrol ihracatçısı ülkelerdeki politikaların değişmelerine, yani üretim politikalarının değişmesine yol açıyor. Size şöyle söyleyeyim, bundan 3 yıl önce konuştuğumuz zaman şunu diyorduk, elektrikli araba hızlı bir şekilde büyüyor ve dünyada satılan her 25 arabadan bir tanesi elektrikli araba. Bu önemli bir haber olarak konuşmuştuk. Yani 25'te bir. Bu sene satılan her 5 arabadan bir tanesi elektrikli araba. Ve 2030 yılında en konservatif, en tutucu tahminle dünyada satılan her 2 arabadan bir arabası elektrikli araba olacak. Bunun çok ciddi yansımaları olacak. Yani petrol piyasalarına olsun, araba sanayine olsun çok ciddi yansımaları olacak. Bu bakımdan elektrikli arabalardaki gelişmeleri iyice takip etmek lazım. Eğer petrol piyasalarını anlamak istiyorsak. Şimdi değinmeyeceğim ama bir konu daha var. Belki bunu başka bir toplantıda konuşuruz. Enerjinin kullanıldığı başka bir alan olan evlerin ısıtılması. Burada da ciddi bir dönüşüm görüyoruz. Isı pompaları dediğimiz evlerdeki şu anda kullandığımız doğalgaz ya da petrol bazlı ısıtma sistemlerinden elektriğe dayalı ısıtma sistemleri de Avrupa'da, Çin'de, Japonya'da ve Amerika'da hızlı bir şekilde büyüyor. Bunu da başka bir toplantıda konuşabiliriz. Toparlamak gerekirse şu andaki dünya enerji piyasalarında fosil yakıtlarda büyümelerinde bir yavaşlama görüyoruz. Temiz enerji teknolojilerinde, yenilenebilirde ve nükleerde de hızlı bir artış trendi var. Şimdi size biraz Çin'le ilgili konuşmak istiyorum. Niye Çin'le ilgili konuşmak istiyorum? Çünkü son 10 yılda Çin'deki gelişmeyi göremeyen hükümetler, enerji şirketleri bayağı yanlış hesaplar yaptılar. Bazı fırsatları kaçırdılar. Şimdi bu önümüzdeki yıllarda neler olacak? Onunla ilgili size bazı şeyler söyleyeyim. Şimdi son 10 yıla baktığımız zaman Çin ekonomisi her yıl ortalama %6 civarında büyüdü. Bu muazzam bir şey. Ya mesela petrol piyasalarında son 10 yılda dünya petrol talebindeki artışın 3'te 2'si tek başına Çin'den geldi. Yani 3'te 2'si Çin, artışın 3'te 1'i herkes bir yerde 3'te 1'i. Doğal gaz piyasalarında dünyadaki doğal gaz talebindeki büyümenin 3'te 1'i tek başına Çin'den geldi. Yani bunu devam ettirebilirim birçok şeyim. Çünkü Çin'in büyümesi çok hızlıydı ve Çin büyümesi ekonomik olarak daha ekonominin daha enerji yoğun bir ekonomik büyüme idi. Şimdi herkesin kabul ettiği, Çin hükümetinin de kabul ettiği, Çin ekonomisi yavaşlıyor. Ve en iyimser tahmin, Çin'deki ekonominin önümüzdeki 10 yıl içerisinde %3,5 ile 4 arasında büyüyeceği. Bu bir. Bir de ekonomik yapısı da değişiyor. Enerji yoğun ekonomiden daha hafif ve bilgiye dayanan, temiz teknolojiye dayanan bir ekonomik yapıya geçiyor. Bu da ne demek? Bu da Çin'in petrol ve doğal gaz, yani dünya petrol ve gaz talebinin bir numaralı tetikleyicisi olan Çin'in talebinin düşeceği demektir. Bu birçok şeyi etkileyecek. Dünya petrol talebini, dünya doğal gaz talebini, kömürdeki gelişmeyi etkileyecek. Bu Çin'le ilgili birinci gelişme. İkinci gelişme de şu, Çin şu anda, yani hepimizin, birçokumuz Çin deyince aklımıza ilk gelen şey dünyayı kirleten kömür bir ülke gibi. Vallahi işin bir de öbür tarafı var. Çin şu anda büyük bir açık ara farkla
dünyanın temiz enerji teknoloji şampiyonu. Açık ara farklı. Güneşte bir numara. Rüzgarda bir numara. Elektrikli arabalarda bir numara. Biraz sonra Bora Bey anlatacak. Hidrojende bir numara. Nükleerde, yeni nükleer testlerinde bir numara. Yani çok hızlı bir şekilde Çin biyotemiz enerji teknoloji ve dünyada bu sene yapılan toplam temiz enerji yatırımlarının %55'i Çin'de, %45'i herkes bir arada. Yani Amerika'sı, Avrupa'sı, Japonya'sı, hepsi %45. Çin dünyadaki temiz enerji yatırımının şeyi oradan geliyor. Bir tane daha çarpıcı bir şey söyleyeyim size. Bu sene Çin'in yaptığı, inşa ettiği yeni yenilenebilir enerji santralleri toplamı geçen sene bütün dünyanın inşa ettiği yenilenebilir enerji santraline eşit tek başına Çin. Elektrikli arabalar dünyada elektrikli arabanın üretiminin %60'ı Çin'de yapılıyor ve çoğu şimdiye kadar Çin bunu evde kullanıyordu, yani kendi pazarlarını kullanıyordu ve şimdi giderek ihraç etmeye başlıyor. Yani daha çok göreceksiniz önümüzdeki yıllarda, eğer ticari engeller olmazsa yollarda birçok elektrikli araba, Çin arabası göreceksiniz. Bunu gene niye söylüyorum? Bunu şundan söylüyorum. Çin'i iyi anlarsak dünyayı da iyi anlarız. Çünkü ekonomik olarak, enerji olarak son derece önemli bir oyuncu. Ve Çin'in temiz enerji teknolojilerinin bu kadar fazla önde olmasının nedeni, yatırım yapmasının nedeni yıllardan beri, onun da nedeni tamamıyla ekonomik ve teknoloji politikası, sanayi politikası. Yani bu enerji ya da iklim politikası değil, en başta bir sanayi politikası. Şu anda Çin'de bu konuda rekabet etmek için Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Hindistan çok ciddi yeni ekonomik programlar çıkartıyorlar, sübvansiyonlar ve diğerleri. Bu yeni enerji teknolojilerinde Çin'le rekabet edebilmek için. O bakımdan Çin'i bu çerçevede anlamak, dünyadaki bazı gelişmeleri yorumlamak da bize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir başka konudan iklim zirvesi. Birçoğumuz biliyoruz Paris'te 2015'te çok önemli bir iklim zirvesi oldu ve dünyadaki enerji sektörüne, yatırımcılara yön verdim. Bence bu Dubai'de olan zirvede Paris zirvesi kadar önemli bir zirveydi. Biz Uluslararası Enerji Ajansı olarak Birleşik Arap Emirlikleri ile çok yakından çalıştık. İklim zirvesinin başkanı olan Sultan Al Jaber'le birlikte ben tam 6 tane dünyanın birçok yerinde toplantılar düzenledik. Birçok hükümetle belli bir konsensüs sağlayalım diye. G20 Hindistan'ın G20 zirvesi sırasında bir toplantı düzenledik beraberce Sultan Al Jaber'le. Daha sonra Afrika'da, Nairobi'de Afrika zirvesi sırasında. Daha sonra New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde Sayın Büyükelçimiz de katıldı sağ olsun birçok ülkeyle birlikte. Ve en sonunda Dubai'de bir toplantı düzenledik. Yine 50-55 ülkenin bir yere getirdiği ve bu toplantıya sonuç bildirgesine yardımcı olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz bunun başarılı bir zirve olarak adlandırılabilmesi için 5 tane şart koştuk. Bu koyduğumuz 5 şarttan 3,5'u diyeyim sonuç bildirgesinde yer aldı. Ve bunlar birçok ve bunu bu sonuç bildirgesi de dünyadaki bütün ülkeler tarafından 200 ülke tarafından imzalandı.
Şimdi bunlar nelerdir? Mesela bazılarını size söyleyeyim. Ülkeler, dünyadaki bütün ülkeler 2030 yılına kadar dünyadaki yenilenebilir enerji kapasitesini 3 misli artırma kararı aldılar. İkincisi, dünyadaki yine bütün ülkeler dünyadaki enerji verimliliğinin artış hızını 2 katma konusunda anlaşmaya vardılar. Yine ülkeler karbondioksit kadar son derece zararlı bir gaz olan metan gazının sıfırlanması konusunda anlaşmaya vardılar. Ve de bence yine önemli bir konu, belki de en önemlilerden bir tanesi, ülkeler artık dünyanın fosil yakıtlardan giderek uzaklaşması gerektiği konusunda bir karar aldılar ki çok büyük iklim olaylarıyla karşı karşıya kalmayalım diye. Şimdi bunlar tabii gündelik hayatımızı nasıl etkileyecek? Bunlar güzel kararlar. Ama bu kararların bazı arkadaşların doğru olarak söylediği gibi bir kanuni bir bağlayıcılığı yok. Yani kimse size ben 3'e çıkarmadım şeyimi diye ya da yenilebilir enerji kapasitemi diye kimse size alıp mahkemeye veremez. Veyahut enerji veriminde o hedefe ulaşmadım diye. Zaten bunlar global hedefler. Yani hangi ülkenin ne kadar şey yapması konusunda bir karar yok. Ama bu şöyle bir yanı var. Artık dünyadaki ülkeler ya da şirketler, insanlar soracaklar. Sen bunu imza attın, senin ülken bunu imza attı ama sen bunu yapıyorsun. Ya artık insanların elinde bir belge var. 200 ülkenin imzaladığı bir belge var. Aynı Paris belgesi gibi. Bu ben zannediyorum fosil yakıtlardan uzaklaşma konusundaki çalışmalara, faaliyetlere bir hız verecektir. Tabii fosil yakıtlardan şunu da söylemem lazım. Hemen yarın bunları bırakacağız diye de bir şey yok. Zaman içerisinde olacak bir şeydir. Ama eğer dünyadaki iklimi, dünyadaki yaşam koşullarını şu andaki gibi ya da şu andakine yakın gibi bir dünya istiyorsak, çok ciddi iklim sorunları, yani orman yangınları, sel felaketleri, kuraklıklar yaşamak istemiyorsak, fosil yakıtlardan düzenli bir şekilde ve bir an önce uzaklaşıp temiz yakıtlara doğru gitmek gerektiği konusunda bir irade beyanı oldu 200 kadar ülkenin. Bence bu önümüzdeki aylarda ve yıllarda birçok şirketin, enerji şirketinin üzerinde deyim yerindeyse demokrasinin kılıcı gibi duracaktır. Verdikleri, verecekleri kararlar da buna göre değerlendirilecektir. Özellikle yatırım kararları. Son konuyu ve ondan sonra her zaman olduğu gibi sorularınız varsa onları cevaplamaya çalışacağım ve ondan sonra hep birlikte Sayın Bakanımızı dinleyeceğiz. Şimdi Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat programı çerçevesinde şöyle bir çalışması var. Sınırda karbon düzenleme mekanizması, uzun bir isim var. Hatta bunu şöyle kısaltırsak, sınırda karbon vergisi dersek bence fazla da yanlış yapmış olmayız. Bunun da iki nedeni var. Niçin buna onlara sorarsak, niçin böyle bir şey koyuyorlar? Kendi sanayilerini, sanayicilerini korumak için. Çünkü Avrupa'da belli bir karbon fiyatı var. Şu anda 70-75 euro civarında. Ama diyor ki mesela ben Çin'den, şuradan, buradan demir, çelik vesaire ithal ettiğim zaman benim kendi üreticim zor durumda kalıyor. Maliyet olarak bir dezavantajlı durumda oluyor. O bakımdan birincisi bu yüzden, ikincisi de dünyadaki birçok ülkeye temiz enerjiye geçiş konusunda teşvik amacıyla dedikleri bu. Şimdi nedir bu olay? Olay şu, siz bir ülkeden, herhangi bir ülkeden Avrupa'ya demir çelik
gübre, alüminyum, elektrik, çimento ihraç edecekseniz, şimdi Avrupa şeye bakıyor, bunu üretirken demir çeliği, çimentoyu, sizin şeyiniz nedir? Karbon ayak iziniz nedir? Eğer bu yüksekse bunu belli şeyler var, prosedürler var. Bunu kendi karbon fiyatlarıyla çarpıp bunun üzerine sattığınız çimentonun fiyatında ya da demir çeliğin fiyatında ciddi bir artış oluyor. Bu da ihraç eden ülkelerin tabii dezavantajını oluyor maliyet açısından. Özellikle eğer o ülkede ki bu demir çelik, çimento, alüminyum eğer temiz enerji teknolojileriyle üretmemişse. Şimdi bu haklı bir şey midir, haksız bir şey midir? Bunu bir yana bırakıp biraz realitesiyle ilgili konuşmak istiyorum. Bugünlerde Brüksel'e yolu düşenler, mesela benim gibi benim çok düşüyor. Birçok Çinli, Hindistanlı müzakereciler göreceklerdir. Çünkü bu kanun 2026, Ocak 2026 26'da yürürlüğe girecek. Ve Çinliler, Hindistanlılar, birçok ülke bundan ticaret açısından negatif etkilenebilme durumu olduğu için müzakereler, tartışmalar başlıyor, muafiyetler, ötelemeler vesaire diğer tartışmalar başlıyor. Ve bu bizim için son derece önemli diye düşünüyorum. Biz Avrupa'nın 6. ticaret partneriyiz. Avrupa bizim, benim bildiğim kadarıyla büyük ara farkla 1. ihracat ettiğimiz bölge ve yaklaşık %50'ye yakını Avrupa'yla yapıyoruz ve 100 milyar doların üzerinde bir şeyimiz var. Bu konuda çalışmalar oluyor. Bunu biliyorum. Sayın geçenlerde Sayın Maliye Bakanı'yla konuştuk. Sektörde gelen çalışmalar oluyor. Ama bunun bence önemli bir konu olarak hep birlikte bütün paydaşların bilincine varması ve ülkemiz için son derece önemli bir konu olduğunun bilinmesi gerektiğini düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Konuşmamı bitireceğim şimdi. Şunu Sayın Bakanı, ben de sizler gibi sabırsızlıkla konuşmasını bekliyorum ama şunu söyleyeyim belki bitirmeden önce. Dünyaya baktığınız zaman birçok ülke var. Her ülkenin kendi enerji politikası, enerji varlığı, enerji öncelikleri var. Ama hiçbir ülke bir ada değil. Enerji adası değil. Herkes birbirine etkileniyor. Yani bu enerji fiyatları yoluyla olabilir, çıkan kanunlar yoluyla olabilir, teknolojideki gelişmeler yoluyla olabilir. O bakımdan her zaman için bence dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek önemli. Onun için ben sizlerle dünyadaki bazı satır başlarını paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bana Doğan Bey şeydi, üç tane soru hakkımız var. Kimle başlamak istiyoruz arkadaşlardan? Buyurun hanımefendi, sizden başlayalım. İki tane hanımefendi orada. Sizin bir tane var. Üç soru ya, herkese bir tane var. Fatih Bey, şimdi elektrikli araçlar karbondioksit salınımı açısından dekarbonizasyon sağlamak için çevreci olarak çok fazla yaygınlaşıyor. Fakat bütün yaşam döngüsüne baktığımız zaman farklı çevre etkileri de var toplu halde değerlendirildiğinde.
Bu bakımdan acaba ne kadar çevreci olur? Bir de Çin'in bu piyasayı domine etmesi mevcut da yerleşik, özellikle Avrupa, Amerika tarafında yerleşik fosil yakıtlı araçlarla ilgili sanayide Çin'in çok gerisinde kaldı sizin de belirttiğiniz gibi. Mevcut düzende de hem üretim, hem yan sanayi, hem servis bakımından yerleşik sonuçta onlarca yıldır, 100 yıla yakın bir süredir yerleşmiş bir altyapı ve iş gücü var. Sizce bu altyapı ve iş gücünün dönüştürülmesi, çalışanların yeni yetkinliklere donatılması, bu gelişimin hızına yetişebilecek mi? Ve bu sosyoekonomik olarak sürdürülebilirliği nasıl etkileyecek? Çünkü sadece çevre boyutu yok, tabii, sosyal tabii, ve tabii. ekonomik açıdan da sürdürülebilirlik önemli. Tabii. Sizce bu bakımdan nasıl etkileri olacak? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun hanımefendi, siz soru sormuştunuz. Evet, bu telefon işi, telefon diyorum, mikrofonu verir misiniz? Sayın Bakanım, merhabalar, ben Sümeyra Önver. COP28 panelinde fosil yakıtların daha şu an daha biraz daha düşük olduğunu belirttiler. Ancak şu dipnotu düştüler. COP29 Azerbaycan panelinde fosil yakıtların güneş enerjisi, rüzgar enerjisi kadar daha çok değerlendireceklerini belirttiler. Bu konuda görüşlerinizi rica edebilir miyim? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Başka soru? Buyurun. Sayın Birol, hiç Hindistan'dan bahsetmediğiniz, halbuki okuduklarımıza göre şu anda Hindistan'ın kalkınma hızı Çin'in önünde. Nüfusu zaten Çin'i geçti. Belki onu da hesaba katmak lazım. İsterseniz ben bu üç soruya hemen cevap vermeye çalışayım. Şimdi Çin'deki elektrikli arabaların ya da elektrikli arabaların esas itici gücü, yani bunu Çin'e bakarsak iklim değişikliği değil, ona da geleceğim ama Çin'in elektrikli arabaları bu kadar ciddi bir stratejik bir öncelik olarak ele almasının esas nedeni petrol arz güvenliği. Yani Çin petrolden bağımlılığını azaltmak için elektrikli arabalara bu kadar öncelik verdi ve o yüzden bu kadar hızlı büyüyor ve Çin dediğim gibi talebindeki zayıflama da bu yüzden gelecek. İkincisi de Çin bu konuda bunu sanayi dalı olarak gördü ve sanayide şu anda Çin göreceksiniz bildiğimiz adını vermeyeyim ama birçok meşhur bilinen araba imalatçılarla başa baş gidecek. Yani nasıl bir geçmişte bir Japon araba imalatçıya bir devreye girdiler ve bayağı bir önemli aşamalar kaydettiler. Çin'i bu şekilde göreceğiz ve bir de şunu söyleyeyim. Çin'e şöyle yaptığı bir şey var. Bunları yani sadece evinde yapmıyor. Bunları yapa yapa maliyetleri düşürdüğü için dünyaya da bir servis yapıyor. Yani bir hizmet yapıyor. Şu anda güneş panelleri bu kadar ucuz olduysa buna Çin'in çok büyük bir payı var. Hepimiz bundan faydalanıyoruz. Bu elektrikli arabaların çevreye olan etkisi konusunda sizin de bahsettiğiniz değişik çalışmalar var ama çalışmaların çok büyük bir bölümü eğer elektriği bir ülke çok büyük bir oranda fosil yakıtlardan elde etmiyorsa çevre açısından yararlı bir adım diye kabul ediliyor. Demin dediğiniz konu son derece önemli. Sadece elektrikli arabalarda birçok alanda. Bu fosil yakıtların domine ettiği enerji dünyasından, temiz enerji dünyasından geçerken çok ciddi sosyoekonomik sorunlar olacak. Zaten oluyor da. Ve bu, şimdi bu enerjinin dışına çıkmak istemiyorum ama bazı ülkeler, mesela Avrupa'da çok sıra dışı politik bazı seçim sonuçlarına neden olabiliyor.
Yani bu çünkü bayağı sancılı bir geçiş olacak burada. Mesela size çok basit bir örnek vereyim. İçten yanmalı motorlardaki yıllarca çalışmış bir işçiyi oradan alıp yaptığı işten, banttaki işten gidip elektrikli arabalardaki aynı işçiyle aynı şeylere, vasıflara haiz değil, başka birisini bulmanız lazım. Ve bu adam o zaman işini kaybedecek. Bunu nasıl şey yapacaksınız? Veyahut kömür madenleri. Avrupa'da, Amerika'da birbiri ardından kömür madenleri kapanıyor. Orada çalışan binlerce işçi var. Hindistan'da beyefendi bahsetti. Hindistan'da şu anda kömür sektörü, hem madencilik hem de kömür taşınması büyük bir şeydir Hindistan'da trenlerle. Bir numaralı işveren. Kömür biterse, yani kömürü son verdiğin zaman yarın, o zaman büyük bir istihdam sorunu karşı karşıya geliyor. Yani bunlar ciddi sosyoekonomik sorunlar beraber getiriyor. Bakımdan enerji dönüşüm dediğimiz konu sadece enerjiyle ilgili değil, çalışmayla ilgili, maliyeyle ilgili, sosyoekonomik konularla ilgili bir bütün. O yüzden mesela biz Uluslararası Enerji Ajansı'na yeni bir komisyon kurduk. Dünyanın en büyük işçi federasyonlarının bir araya getirdik. Onlarla birlikte çalışıp bu dönüşümü yaparken nasıl bu negatif etkiyi nasıl minimuma indirebiliriz diye onlarla birlikte çalışıyoruz. Ama bu gerçekten ciddi sosyoekonomik sorunlar doğuracak ama bu da kaçınılmaz bir şey. O bakımdan bu sancıları, geçişin sancılarını mümkün olduğu kadar minimize etmek lazım. COP28 Azerbaycan'da olacak. Evet, ben dört gözle bekliyorum, bakıyor gitmeyi. Sayın Stoker'ın CEO'suna da Elçin Bey'le söyledim. Birkaç hafta sonra Sayın İhram Aliyev'le buluşup onunla bu konuları da konuşacağım. Ben Azerbaycan'ın güçlü, herkesi birleştiren ve uzlaştırıcı bir liderlik yapacağını düşünüyorum. Oradan da bence güzel sonuçlar çıkacaktır ve Azerbaycan'a da el ele çalışacağız. Hindistan, beyefendi haklısınız, Hindistan dünya ekonomisine baktığımız zaman yani büyük ülkeler arasında en hızlı büyüyen, en güçlü büyüyen ülke diyebiliriz. Yaklaşık 3 ay sonra Hindistan'da bir genel seçim olacak. Ama genel seçimde herkesin beklediği mevcut durumun devam edeceği şeklinde stabilite var. Ve Hindistan güneş konusunda Çin'in hemen arkasında çok hızlı bir şekilde büyüyen bir ülke. Ve Hindistan gene özellikle demir çelik endüstrisinde hızlı bir şekilde dönüşümü sağlayan bir ülke. Yeşil demir çelik üretimine geçen. Yine elektrikli arabalarda olsun. O bakımdan Hindistan'ın ciddi bir şekilde gündeme geldiğini ve şu anda dünya enerji tartışmalarının göbeğinde olduğunu söylemem lazım. Şunu da biliyoruz. Hindistan bu sene içerisinde G20 zirvesine önderlik etti. Başkanlık etti ve bence son derece başarılı bir dönem geçirdiler. Dünyadaki bu kadar jeopolitik zorluklara rağmen. Bunu da böyle söylüyorum. Şimdi bir iki tane daha sonra, iki tane daha sonra alabilirim. Ondan sonra tamam şu bayanlara bakıyorum ama bayanlara da tamam. Efendim? Tamam. O taraftan bayan arkadaşı şey yapalım. Ondan sonra burada iki arkadaşlar bitirelim ondan sonra. Sayın Bakanımızı hep birlikte dinleyelim. Bana mı söz vermiştiniz Fatih Bey? Ben mikrofonu aldım ama. Ben arkadaki arkadaşa söz vermiştim ama bu nasip diyorum. Sorumu buyurun aktarıyorum tabii, efendim. Tabii. Fatih Bey, öncelikle hoş geldiniz ülkenize. Ben Neslihan Gökdemir Ağar. Öncelikle Güler Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü rahmetli Sakıp Sabancı'nın 2001 yılında başlattığı enerji yolculuğunu kusursuz bir biçimde Holding'inde bayrağı ileriye taşıdı ve bugün enerjisi gerçekten Güler Hanım'ın dinamizmiyle bir dünya şirketi haline geldi.
Öncelikle kutluyorum. Sayın Bakanımıza da hoş geldiniz diyorum. Bu sözleri hanım neden etti diye düşünenlere de bir cevabım var. 2001 yılında piyasaların liberalleştiği yıl olan 2001 yılında Türkiye Enerji Forumu toplantılarını multidisipliner bir anlayışla İş Kuleleri Auditorium'unda ve Sabancı Center'da başlatmayı oldukça emek vererek gerçekleştirmiş, bilgiye dayalı bir işi bugünlere getirmiş ve zorlanmış bir kardeşiniz olarak tabii, konuşuyorum. Buyurun, tabii, buyurun. Dolayısıyla bu sözü etme hakkım vardı. Şimdi aynı zamanda tabii bir gazeteci olarak da bir sorum var. Buyurun. Türkiye'nin nükleer enerji yatırımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü görebildiğimiz kadarıyla dünyada emsali olmayan bir yatırım. Evet. Emsali olmayan ifadesini aslında biraz tırnak içinde de ifade tabii etmek istiyorum. Bu yatırımın geleceğini, teknolojisini değerlendirirseniz çok memnun olacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. İki arkadaş var. Onları alalım, hemen bitirelim lütfen. Buyurun hanımefendi siz. Good morning. My name is Elena Erol. My Turkish is not... Günaydın. Benim Türkçem yeterli olmadığı için İngilizce soru sormak istiyorum. Her seferinde karbondioksit emisyonlarının azaltılmasından bahsediyoruz. Acaba gelecekte engellemek ya da emisyonları kontrol altına almak ve kirliliği engellemek için güneş enerjisine, bataryaya geçiş için neler yapılacak? Teşekkürler. Üçüncüyü de alalım. Oradaki beyefendi. Ondan sonra bitirelim lütfen. Tamam, bu sefer şey, all ladies yapalım. Mesela buyurun hanımefendi siz de. Tamam, ondan sonra bitin. Yok, ben sizin arkanızdaki arkadaşı söyleyeyim. Tamam, o zaman ben bitireyim o zaman. Sayın Bakan'ı da bekletmeyelim. Tamam, şimdi birinci soru, nükleer yatırımlar son derece kritik yatırımlar. Çünkü şey çok büyük meblağ. Mesela güneş yaptığınız zaman... bir güneş yatırımı yaptığınız zaman çok daha küçük bir meblağla şey yapıyorsunuz. Ama eğer nükleer yaptığınız zaman çok yüksek oranda paraya ihtiyacınız var ve nükleerde bir ülkeyle nükleer santrali yapmaya karar verirseniz onunla 10 yıllar boyunca beraber çalışmanız lazım. Bu da ne demek? Nükleer santrali beraber inşa edeceğiniz partner ülkeyi çok iyi seçmemiz lazım. Teknolojik yetkinlikleri. Ama başta şunu söyleyeyim, ülkenin dış politikası, enerji güvenliği, enerji çeşitlendirilmesi açısından bunu iyi seçmek lazım. Ben Türkiye şu anda bir nükleer santral çalışmalarına başladı. Ben umuyorum Türkiye bu konudaki çalışmalarını daha da artıracak ve başka nükleer santrallerde yapacak. Gene seçimlerde tabii her zaman olduğu gibi yine de dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Bu arkadaşımız şeyi sordu. Hep fosil yakıtlardan gelen emisyonları söylüyorsunuz ama güneşin yapımında, güneş yapılırken, güneş panelleri imal edilirken gelen emisyondan bahsetmiyorsunuz dedi. Bu emisyonlar tabii var ama fosil yakıtların direkt kullanımda gelen emisyonlara göre oldukça küçük bir seviyede. Bunu hatta daha da minimize, hatta sıfıra getirmek de mümkün. Bugün güneş teknolojisi, güneş panelleri dünyanın bir numaralı seçimi bütün ülkelerin. Zengin, fakir, güney, kuzey ve bu sene yapılan dünyadaki inşa edilen bütün elektrik santrallerinin %60'ı tek başına güneş. O bakımdan da ben belki şöyle bitireyim konuşmamı. Bu çok veteran arkadaşlar var, yıllardan beri enerji konularını takip eden ve benden de daha iyi uzun yıllardan takip eden şöyle bir şey vardır, bir slogan.
vardı daha doğrusu diyeyim. Kömür kraldır diye bir şey. Coal is the king denirdi. Şimdi bence o bitti. Ben onu değiştirdim. Yani kendi çapımda. Şu anda kral kömür gitti. Yerine kraliçe güneş geldi. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sayın Birolo, konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve değerli katılımcılar. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyoruz. Sayın Güler Sabancı Hanımefendi, Uluslararası Enerji Ajansı'nın değerli başkanı, değerli dostumuz Fatih Birol Bey, kamu ve özel sektörün değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum ve bu toplantı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii 28. Taraflar Konferansı'nın hemen sonrasında düzenlenen bu toplantı vesilesiyle gerek küresel enerji dönüşümü ve ülkemizin özellikle bu alanda uyguladığı politikaları ve hedeflerimizi sizlerle bugün paylaşmak istiyorum. Önce ben de çok kısa COP'ta bizim açımızdan nasıl görünüyor bu Taraflar Konferansı, neler konuşuldu ona kısaca değinmek istiyorum. Tabii en önemli konulardan bir tanesi kömürden çıkış, hatta aslında tümüyle topyekün hidrokarbonlardan çıkış konuşuldu Dubai'de. Ve hatta son saatlere kadar özellikle bizim de ülke olarak kömür konusundaki tutumumuz çok değerli dostum konferans başkanı Dr. Sultan Cabir tarafından oldukça yakından takip edildi. Oldukça yoğun görüşmelerimiz oldu. Ve doğrusu Fatih Bey'in de dediğim gibi bütün ülkeler aslında iklim konusunda yapabilecekleri neyse bunu zorlayarak bir müzakere süreci yürüttüler. Fakat günün sonunda COP28'de ne kömürden çıkış zikredildi ne de aslında topyekün hidrokarbonlardan çıkışla ilgili bir taahhüt gelmedi. Tabii bunun sebeplerine baktığımızda büyük oranda arz güvenliği endişelerinin olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca özellikle gelişmekte olan ülkelerin, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakları ve gelişme hedeflerinin burada bir kez daha belirleyici olduğuna şahit olduk. Yine diğer taraftan bence çok önemli bir gelişme. Burada nükleerle alakalı da bir soru soruldu. Nükleerin adeta yeniden doğduğuna, yeni bir dönemin doğuşuna şahitlik ettik. Özellikle bu nükleer kurulu gücünün 2050 yılına kadar 3 katına çıkarılma hedefi hakikaten çok önemliydi. Bu girişimin başlaması, bu deklarasyonun yayınlanması fevkalade önemli. Keza yenilenebilirdeki 2022 yılına göre 2030 yılına kadar ki çok kısa bir süre var. Bu süre içerisinde yenilenebilirin 3 katına çıkarılıyor olması, çıkarılma hedefi enerji verimliliğindeki iyileştirmenin yıllık %2'lerden %4'lere çıkarılma hedefi hakikaten önemli kilometre taşı olarak Dubai'de gerçekleşen toplantıda ifade edildi. Fakat önemli bir başka husus daha vardı. Özellikle kritik mineraller dediğimiz madenlerin, yani enerji dönüşümü için çok kritik bu madenlerin de artık COP28 vesilesiyle dünya gündemine çok yoğun bir şekilde iyiden iyiye girdiğine şahitlik yaptık. Elbette elektrifikasyon, ısı pompası, elektrik mobilitenin değişimi, gelişimi vurgu yapılan diğer önemli konular oldu. Ve tabii ki bütün bunları yapabilmek için ihtiyaç duyulan finansman, teknoloji ve diğer kapasitenin uygulama araçları olarak gereken seviyeye çıkması ve bu dönüşümün olmazsa olmazı olarak kayıtlara geçmiş oldu. Elbette iklim finansmanı adı altında sağlanan 90 milyar dolar ki bu çok yetersiz, henüz halen taahhüt edilen 100 milyar dolara ulaşılamadı. Bununla beraber şunu da biliyoruz.
dünyanın başarılı bir enerji dönüşümü, sürdürülebilir bir enerji dönüşümü için yıllık yaklaşık 6 trilyon dolarlık bir finansa ihtiyacı var. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda iletişim kısıtları birçok engel önümüzde var ve geliştirilmeye muhtaç birçok alan olduğunu görüyoruz. Ve bütün bunlardan dolayı biz Türkiye olarak şunu söylüyoruz. Başarılı bir enerji dönüşümü mutlaka daha akıllı bir enerji dönüşüm politikasıyla mümkün olabilir. Ve bunu söylerken şunu da ilave ediyoruz. Diyoruz ki bu dönüşüm mutlaka rasyonel olmalıdır. Bu dönüşüm mutlaka daha esnek, daha duyarlı, daha kapsayıcı olmalıdır. Bu dönüşüm dijital bir enerji dönüşümü olmalıdır. Biz de bu anlamda enerji politikalarımızı arz güvenliğinden ödün vermeden, küresel tedarik çeşitliliğine katkı sunarak ve dışa bağımlılığımızı azaltarak 2053 net sıfır emisyonlu bir ekonomi hedefi doğrultusunda şekillendiriyoruz. Ülkemizin sanayisi büyüyor, ülkemizin nüfusu artıyor, kentleşme oranımız giderek yükseliyor, mobilite, tüketim alışkanlıklarımız değişiyor. Dolayısıyla kalkınıyoruz, refah seviyemiz artıyor ve dolayısıyla bizim enerji talebimiz artmaya devam ediyor. Bir başka önemli trend dünyadaki gelişmelere benzer şekilde Türkiye'nin enerji talebi artarken enerji talebi içerisinde elektriğin payı artmaya devam ediyor. Son 21 yıla baktığımızda enerji yoğunluğumuzda önemli bir iyileşme sağladığımız halde yani yaklaşık %30'luk bir azaltma sağladığımız halde bile Türkiye'nin enerji talebi iki katına çıktı. Ve önümüzdeki 20 yılda bu talebin bir kat daha artacağını öngörüyoruz. Sadece elektrik ve doğalgaz tarafında geçtiğimiz 20 yılda talep yaklaşık 3 kat arttı. Dolayısıyla planlamalarımızı yaparken bu önümüzdeki dönemde elektrik talebimizin, enerji talebimizin artacağını hesaba katarak planlamalarımızı yapıyoruz. Ve burada en önemli konu olarak karşımıza arz güvenliği konusu çıkıyor açıkçası. Ve arz güvenliğine baktığımızda da gerek kaynakta gerekse teknolojide yerliliğin çok daha önemli bir hale geldiği, özellikle bu tedarik zincirindeki kırılma risklerinin bizi bu noktada daha uyanık olmamız gerektiği bir döneme doğru girdiğimizi görüyoruz. Bugün bu toplantı vesilesiyle sizlerle önemli bir rakamı paylaşmak istiyorum. Çünkü çok yakın zamanda ulusal denge tablolarımız yayınlandı ve bu çalışmayı bitirdik. 2022 yılında biliyorsunuz ülkemizin en temel problemlerinden bir tanesi cari açığımızın, bizim bütün makro iktisadi konularımızdaki temel problemimiz açıkçası enerjideki dışa bağımlılığımız ve enerji ithalatımız. Bu rakam yıllar içerisinde %70'ler mertebesinde, bazı yıllar biraz bunun üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı için Türkiye'nin dışa bağımlılığı enerjide %67.8'e düştü. Bu 70'in altına gelmemiz açısından fevkalade önemli. Ancak daha gidecek çok yerimiz var, yolumuz var. Ulusal enerji planımız ile hedefimiz ülkemizi önümüzdeki 30 yıl içerisinde dışa bağımlılıktan kurtarmak ve net sıfır emisyonlu bir ülke haline getirmek. Elbette bu hedefin ne kadar iddialı olduğunu, bu hedefin zorlu bir yol önümüze çıkardığını biliyoruz ve bütün sektörlerde, ekonominin tüm alanlarında çok köklü bir dönüşüme ihtiyaç duyduğumuzda ifade etmemiz lazım. Çünkü bizim gibi biraz önce ifade ettiğim gibi gelişmekte olan bir ülkenin böyle bir dönüşümü gerçekleştirmesi, artan talep artışını kesintisiz şekilde, rekabetçi bir şekilde karşılaması hakikaten yükü bir parça daha ağırlaştırıyor. Biz enerji politikalarımızda bu dönüşümü başarmak için yenilenebilir enerji potansiyelimizin tamamını devreye almayı ve maksimum düzeyde bunu enerji miksimizin içerisine katmayı hedefliyoruz. Türkiye Avrupa'da 5. dünyada 12. güneş ve rüzgarda diyoruz. 22 bin megawattın üzerinde bir kurulu güce bugün itibariyle ulaşmış durumda. Yani geçtiğimiz 15-20 yılda neredeyse rüzgarı sıfırdan 12 bin megawattlara, sıfırdan güneşi 10 bin megawattın üzerine taşıdık. Ama önümüzdeki dönemde ortaya koyduğumuz hedefi başka bir iş yapış, iş tutuş tarzıyla ele almamız, tüm kurumlarımızla aynı zamanda sektörle beraber bu hedefleri gerçekleştirebilmemiz farklı bir mindsetle ancak mümkün olabilecektir. Enerjide, sanayide, ulaştırmada, binalarda, hizmet sektöründe yani ekonominin tüm alanlarında enerji verimliliğinin yoğun bir şekilde teşvik edilmesini önceliklendiriyoruz. Nükleer enerjinin enerji sepetimize dahil edilmesini ve bu süre içerisinde de geçiş yakıtı olarak doğalgazın kullanılmasını önceliklendiriyoruz.
hidrokarbon kaynaklarının hala Türkiye'nin %92 petrole bağımlı, yüzde tamamını neredeyse şimdi Karadeniz keşfinden sonra azalmaya başlayan doğalgaz bağımlılığını mutlaka kendi hidrokarbon kaynaklarının keşfi ve ekonomiye kazandırılmasıyla mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu enerji sektörünün, enerji sisteminin olmazsa olmazı, adeta omurgası, temel unsurlarından iletişim şebekesini, aslında tüm şebekeyi, dağıtım ve iletim ama özellikle iletişim şebekesini önemli bir dönüşüme tabi tutmayı düşünüyoruz. Enerji altyapılarının bu dönüşüm ihtiyacını karşılayacak şekilde revize edilmesi, güçlendirilmesini önceliklendiriyoruz. Hidrojen, kritik madenler, depolama ve dijitalleşme teknolojilerine yatırım yapılmasını hedefliyoruz. Enerji sisteminin tamamında teknolojinin geliştirilmesini, yerleştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını önceliklendiriyoruz. Ve elbette uluslararası finansmana erişimin ve uluslararası işbirliklerinin artırılmasını da öncelikli konularımız arasında belirliyoruz. Değerli katılımcılar, elektrik özeline baktığımızda 2035 yılında talebin 511 terawatt saatler civarında olacağını öngörüyoruz. Tabii bu yüksek talebi karşılarken yenilenebilir enerjinin payının, toplam enerji üretimi içerisindeki payını %55'e, kurulu güçteki payını da %65'e çıkarmayı hedefliyoruz. Ve yine bu hedefler uyarınca, daha önce de paylaşmıştım kamuoyumuzla, 2035 yılına kadar önümüzdeki 12 yılda her yıl 3500 megawatt güneş, 1500 megawattlık da rüzgar santralini, yani toplam 5000 megawattlık güneş ve rüzgarı önümüzdeki 12 yıl boyunca toplam 60 bin megawattı yeni gücü devreye almamız gerekiyor. Buna ilave olarak da yine deniz üstü rüzgarı yaklaşık toplam 5000 megawattlık bir kapasiteyi de yine bu süre içerisinde devreye almayı hedefliyoruz. Elbette biraz önce ifade ettiğim gibi bunu gerçekleştirmemiz için, yani 15 yılda, 15-20 yılda 22 bin megawatta ulaşmış bir kapasiteyi önümüzdeki 12 yılda bir anlamda 80 bin megawattın üzerine çıkarmamız için hakikaten el birliğiyle hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Finansal kuruluşlarla, enerji sektörümüzle, ilgili bütün izin veren makamlarla ve bu konuda biz Enerji Bakanlığı olarak hakikaten önemli bir koordinasyon görevini önümüzdeki dönemde yüklenmeyi, bu görevi üstlenmeyi düşünüyoruz. Yatırımcılarımızın önünü açacak adımları atmayı düşünüyoruz. Ama burada yatırımcılara da önemli bir görev düşüyor. Değerli arkadaşlar, bugün enerji sektöründe özellikle yenilenebilir yatırımları yapmak isteyen birçok yatırımcının önünde bir kapasite sorunu var. İşte iletim kapasiteleri, dağıtım kapasiteleri önemli bir engel olarak teşkil ettiği ifade ediliyor. Ama size bazı çarpıcı rakamları bu vesileyle paylaşayım. Şu an itibariyle tahsis edilmiş kapasiteler yenilenebilir alanda, rüzgarda ve güneşte ağırlıklı olmak üzere 10 bin megawatt yaklaşık lisanslı kapasite tahsisi yapılmış durumda şu anda. Bunlar yatırımcıların elinde. Yaklaşık 26 bin megawatt sanayicilerimizin elinde kendi öz tüketimlerini karşılamak üzere yapacakları yatırım izinleri var, kapasite tahsisleri var. Özellikle sınırda karbon düzenlemesinden bahsedildi. Sanayicilerimizin temiz enerjiye geçiş, kendi ihtiyaçlarını karbonsuz karşılamayla alakalı çok önemli bir açılım ve 26 bin megawattlık, yani bizim 15-20 yılda yaptığımız kurulu güçten daha fazla bir güç, bir kapasite şu anda tahsis edilmiş durumda. 5400 megawattlık bir YEKA kapasitesi var. Burada çalışmalar devam ediyor. Bazı santraller devreye alınıyor. 33 bin megawattlık da bir, biliyorsunuz, depolamalı yenilenebilir var. Bütün bunları topladığınızda 76 bin megawattlık bir kapasite şu anda tahsis edilmiş durumda. Yani biz bu kapasitenin yarısını önümüzdeki 5 yılda hayata geçirsek 38 bin megawattlık ilave bir güç katarız ülkemize. Bunun yanında yeni yapacağımız projeler. Dolayısıyla burada el birliğiyle sanayici, yatırımcı, finansal kuruluşlar, kamunun ilgili idareleri, işte orman, diğer izinlerin alındığı bütün idarelerle bir adeta seferberlik anlayışıyla bu yatırımları hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Yine ifade ettim, enerji dönüşümünün, başarılı, sürdürülebilir bir enerji dönüşümünün olmazsa olmaz unsuru elektrik şebekesinin güçlenmesi. Bunu güçlendirirken komşularımızla enterkoneksiyon kapasitesinin artırılması, bu anlamda bizim özellikle yenilenebilirdeki daha çok gücü devreye almamız açısından önem arz ediyor. Bu anlamda
bir mega iletim sistemi dönüşmüş yeşil bir iletim sisteminden, iletim şebekesinden bahsediyorum. Ve bu çerçevede önümüzdeki 7-8 yıllık süreçte 10 milyar dolarlık bir yatırımı da şebekemize, iletim şebekemize yapacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Elbette enerjide dışa bağımlılık büyük bir problem dedik. Bu hedefi, bu bağımlılığı bitirme hedefi doğrultusunda kara ve deniz alanlarımızda petrol ve doğalgaz aramaları, keşifleri içinde önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Malumunuz 2020'de keşfini yaptığımız Sakarya gaz sahasındaki doğalgaz keşfinde üretim aşamasındayız. Üretime başladık. Şu anda doğalgaz şebekesine, BOTAŞ'ın hatlarına buradan gaz geliyor. Ama bizim üretimde ilk aşamada 10 milyon metreküp güne ve ilerleyen aşamalarda plato seviyesinde de 40 milyon metreküpe çıkmamız lazım. Yani yılda 15 ila 16 milyar metreküp gazı şu anda bizim bu sahadan üretir hali önümüzdeki 5 yıl içerisinde gelme hedefimiz var. Yine diğer taraftan biliyorsunuz Gabar'da 2024 yılında 2022 yılında keşfini yaptığımız sahalarda petrol üretmeye başladık. Bugün itibariyle 30 bin varil üzerinde bir petrol üretimimiz var ve 100 bin varillik petrol üretimine 2024 yılı sonunda ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece Türkiye kendi sahasında 200 bin varil günlük üretimi olan bir ülke haline gelecek. Daha gidecek çok yolumuz var. Dünyada petrol ve petrole olan ihtiyacın bir süre daha devam edeceğini ama bizim ülkemizde de petrol ve petrol ürünlerine olan 1 milyon varil günlük ihtiyacın karşılanması noktasında kendi kaynaklarımızı mutlaka aramamız ve bulmamız gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Nükleer enerji portföyümüze eklemek için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Malumunuz Akkuyu'da 4 reaktörün inşası şu anda devam ediyor. Dünyanın en büyük nükleer şantiyesi aynı anda 4 reaktörün inşası devam ediyor. Ve ümit ediyorum önümüzdeki bir yıl içerisinde buradan da ilk elektriği üreterek ilk reaktörü devreye almış olacağız. Türkiye'nin dünyadaki özellikle COP28'de Dubai'de ortaya konan hedef kapsamında Türkiye'nin de yaklaşık 20 bin megawattlık bir nükleer güce önümüzdeki 30 yılda ulaşması gerekiyor. Bunu mutlaka konvansiyonel bu geniş büyük ölçekli reaktörlerin yanında küçük modüler reaktörlerle belki 5000 megawattlık bir küçük modüler reaktörle de geliştirmeyi ve ulaşmayı hedefliyoruz. Enerji verimliliği hepinizin malumu enerji dönüşümünün tam merkezinde yer alan bir konu ve ekonominin bütün sektörlerinde günlük hayatın her alanında bizi etkileyen uygulamaları söz konusu ve çok kısa bir zaman sonra çalışmalarımızı bitirdik ama kamuoyuyla muhtemelen Ocak ayında paylaşacağımız enerji verimliliği ulusal eylem planımızı 2024-2030 yıllarını kapsayan bu programı önümüzdeki ay açıklamayı hedefliyoruz. Bu program boyunca şimdi önceden açıklama yapmak iyi olmayabilir ama şunu paylaşayım bu toplantı vesilesiyle çünkü iklimi konuşuyoruz. 2024-2030 enerji verimliliği planı kapsamında Türkiye 100 milyon ton karbon emisyonu salınımını azaltmış olacak. Yine konuşmamın başında ifade ettiğim gibi önümüzdeki süreç birincil enerji talebinde elektriğin payının arttığı bir süreç. Bu anlamda 2035 yılına kadar Türkiye Ulusal Enerji Planı kapsamında 5 gigawattlık bir elektrolizör kapasitesinde devreye almayı hedefliyoruz. Yeşil hidrojeni ve yine ülkemizde yaklaşık %3,5'luk bir doğalgaz hidrojen karışım oranına da gelişmiş ülkelerle rekabet eden bir hidrojen değer zinciri tesis etmek için varmayı hedefliyoruz. Bora Hoca'nın çalışmasını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Özellikle yeşil hidrojen üretiminde ülkemizin yenilenebilir enerji kapasitesi ve potansiyeli aslında çok kilit bir rol oynayabilir. Dolayısıyla bu anlamdaki gelişmeleri yerli endüstrinin, yerli sanayinin gelişimine ivme katması açısından, istihdamı artırması açısından ve ülkemizi bu anlamda rekabetçi kılması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Enerjide Türkiye için güvenilir bir transit ülke bugüne kadar oldu ama biz artık bu transit ülke, güvenilir bir transit ülke olmanın yanında bunun ötesinde merkez ülke olabilme yolunda da kendi ulusal çıkarlarımız çerçevesinde çalışıyoruz. Bu anlamda rasyonel, ayakları yere sağlam basan politikalar geliştiriyoruz ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerek bölgemizde,
Avrupa'nın özellikle ama küresel enerji arz güvenliğinde özellikle petrol kaynaklarının dünya piyasalarının arzıyla alakalı katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Ve yine buradan bir kez daha sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istediğim önemli bir gelişme. İklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli araçlarından bir tanesi karbon fiyatlaması. Önümüzdeki yıl emisyon ticaretini EPİAŞ bünyesinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çok kıymetli misafirler, ben bu İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen, hakikaten Türkiye'deki konferansların, bu tarz programların sürdürülebilir olması, devam ediyor olması çok kıymetli. Dolayısıyla bu programı bugüne kadar tertip ettikleri için Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, başta Güler Sabancı hanımefendi olmak üzere tüm hocalarımıza, sayın rektörümüze teşekkür ediyorum. Ve elbette ki foruma adeta gelenekleşen katılımıyla değerli dostumuz Fatih Birol Bey'e, bu programda emeği geçen tüm akademisyenlere, araştırmacılara ve elbette ki kamu ve özel sektörün tüm temsilcilerine teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir kez daha hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakan, çok teşekkürler konuşmanız için. Bir iki dakika sahnede kalmanızı rica edelim. Çünkü bir fotoğraf çekimimiz olacak. Toplu fotoğraf için protokol birinci sırayı sahneye davet ediyorum. Aynı zamanda bakan yardımcımız, bakanlık genel müdürleri ve başkanları da sahneye davet ediyorum bu toplu fotoğraf için. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim sayın. Sayın Bakanımız salondan ayrılıyor. Teşekkür ediyoruz kendisine ve uğurluyoruz. Programımız şimdi Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi AKEK'in AKEK Türkiye Yeşil Hidrojen Geleceği 2023 lansman sunumuyla devam edecek. Bunun için de AKEK Direktörü Bora Şekip Güray Kürsü'de. Kürsü sizin efendim, buyurun. Çok teşekkürler. Yine yoğun bir ilgiyle buradayız. Tabii Fatih Bey'den, Bakan Bey'den sonra konuşmak çok kolay değil. Hemen arkadan da çok kuvvetli bir panel var. O yüzden sözü çok fazla uzatmadan bu yılki ana çalışmamızın, Türkiye Yeşil Hidrojen Geleceği çalışmamızın ana bulgularını, kritik bulgularını, metriklerini, analiz sonuçlarını sizlere sunacağım. Ve tabii bizim artık gelenekselleşen bu analizlerimiz sonucunda, modelleme sonucunda kamuoyuna, kamuya, özel sektöre, akademiye, diğer paydaşlara getirdiğimiz önerilerle sunumu sonlandıracağım. Bu
Bu bizim Fatih Bey'in vizyonuyla, destekleriyle 2020 yılında Güler Hanım da konuşmasında bahsetti. Türkiye Enerji Gönüllü çalışmasından sonraki üçüncü çalışmamız. Önceki çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmanın da aslında temel mantığı, çıkış noktası daha güvenli ve daha temiz enerji geleceğine katkı sağlamak. Yeşil hidrojen de bu alanlardan bir tanesi. Özellikle Fatih Bey'in konuşmasında altını çizdiği konu. Türkiye'de bizim de sektörden, paydaşlardan bu çalışmayı yaparken sıkça duyduğumuz bir konu. Sınırda karbon düzenlemesi, bu tür bir vergi ve bunun sanayicimiz için getirebileceği riskler. Ve burada özellikle elektrik yoluyla karbonsuzlaştıramayacağımız, hard to abate olarak ifade edilen sektörlerde acaba yeşil hidrojenden nasıl faydalanabiliriz? Buralarda bu tür riskleri nasıl fırsata çeviririz? Odaklı bir çalışma oldu bu yılki çalışma. Tabii güçlü yönlerimiz var ülke olarak, avantajlarımız var. Bakan Bey de altını çizdi. Güçlü yenilenebilir enerji potansiyelimiz var. Eğer yeşil hidrojen üreteceksek rüzgar ve güneş burada çok kritik olacak. Bahsettiğim gibi talep artışımız yüksek. Özellikle bu hard to abate sektörlerdeki yüksek talep artışı aslında bir talep iştahı anlamına geliyor. İşin talep tarafında da böyle bir fırsat var. Arz tarafında yüksek yenilenebilir potansiyeli fırsatı var. Politika hedeflerimiz var, stratejilerimiz var. Bakan Bey bahsetti. 2035 yılında 5000 megawatta ulaşan elektrolizör kapasitesi, ki bu 2053'e doğru giderken 70.000 megawattlara kadar çıktığını görüyoruz bu hedefin. Oldukça iddialı hedefler. Bu hedeflerin bizim çalışmamıza, analizlerimize nasıl yansıdığını da birazdan sizlerle paylaşacağım. Ve tabii bize göre bir diğer güçlü yön, bir fırsat alanı Avrupa'ya yakınlığımız. Hem pazar yapısı, piyasa yapısı olarak ama özellikle de fiziksel olarak coğrafi yakınlığımız. Biliyoruz ki Avrupa'nın yeşil hidrojen olan talebi oldukça yüksek. İştah var ve ithalat ihtiyacı da artmaya devam edecek. Dolayısıyla biz bu çalışmayı yaparken elbette Türkiye'nin kendi sektörlerinin, içimizdeki sektörlerin, kendi sanayimizin, ulaştırma sektörümüzün, diğer sektörümüzün ihtiyaçlarını öne çıkardık. Ama üretimin fazlası da acaba Avrupa'ya doğru gönderilebilir mi ve buradan ilave değer yaratabilir miyiz ülke olarak? Hem ekonomik değer hem de aynı zamanda karşılıklı işbirliğinin gelişmesi yoluyla bir takım stratejik değerler, çok yönlü faydalar. Buna da baktık ve çok boyutlu fırsatlarımız da aslında çok daha fazlaları var ama Fatih Bey'in bize hep çizdiği vizyon çerçevesinde enerji güvenliği, bunun için Fatih Bey'in konuşmasında da vardı, Bakan Bey de politika önceliklerini de dile getirdi. Enerji arzımızda yerleşmenin artması, çeşitlenmenin artması, böylece ithalat faturasının doğal olarak düşmesi, aynı zamanda sera gazı emisyonlarının azaltımı, yine ulusal enerji planımızdaki arz güvenliğiyle beraber diğer kritik öncelik ve tabii kalkınma planımızla da, ulusal enerji planımızla da, sektördeki yönelimlerle de birlikte teknolojik gelişim ve yerleşme fırsatları yeşil hidrojende, ekosistemde büyümenin sonucunda gelişebilecek. Şimdi hızlıca sonuçlardan en fazla öne çıkanları böyle birkaç cümleyle size aktaracağım. Elektrolizör kapasitesi dediğim gibi 2030 yılından itibaren çok hızlı bir şekilde büyümeye başlıyor. Bunlar bakanlığımızın resmi hedefleri 2030-35, 2053'te 70.000 megawatt hedefimiz var. Biz 2050'ye doğru bir perspektife baktığımız zaman da eğer 50.000 megawattlık bir elektrolizör kapasitesine ulaşırsak bunun karşılığı yine 2050 yılında 5,5 milyon ton yeşil hidrojen üretimi gerçekleştirilebileceğini gördük. Tabii bunun arkasında bir takım teknik, ekonomik analizler var. Bu bizi dünyada nereye taşır acaba? Biliyoruz Türkiye dünya enerji tüketiminde, dünya emisyonlarında yaklaşık %1.1 civarında bir paya sahip. Eğer bu hedefler gerçekleşirse ve bunun karşılığında bu kadar üretim yaparsak 2050 yılında biz dünyadaki yeşil hidrojen pazarında, ki bunu ikiye ayırırsak elektrolizör kapasitesi veya üretim, %1.5-2 civarında bir yere gelmiş oluyoruz. Yeni büyüyen, gelişen bir sektörde %1 yerine %2 paya sahip olmayı biz olumlu bir gelişme olacaktır diye değerlendiriyoruz. Tabii bunun ciddi oranda, ciddi miktarda elektrik girdisine ihtiyacı olacak. Ona da baktık. Örneğin brüt talepte gelecekte elektrifikasyon çok daha güçlü olacak. Evet ama brüt talebin 2050 yılında %19'u
bu kapasiteyi beslemek üzere gerekecek. Bunun kurulu güç karşılığı olarak bakarsak da 90 ila 100 gigawattlık yenilenebilir kapasitesi sadece yeşil hidrojen üretimi odaklı olarak kurulmak, işletilmek durumunda. Tabii ekonomisi bugün için biliyoruz, yeşil hidrojen pahalı. Neye göre pahalı? Hem doğal gaza göre pahalı, hem de geleneksel olan gri hidrojene göre pahalı. Tabii teknoloji belli fırsatlar getirebilecek maliyet düşüşleri olarak, ama şunu biliyoruz, analizler de bize bunu gösterdi. Elektrik girdisi indirgenmiş yeşil hidrojen maliyetinin en önemli bileşeni olmaya devam edecek. Bugün için %65-%70 ise 2050 yılında da gene %60'larda, %2'lerde yeşil hidrojenin toplam maliyetinin içinde elektrik enerjisinin payı. O nedenle elektrik enerjisi maliyetlerinde düşüş, burada yeşil hidrojen maliyetlerinde düşüşü de hızlandıracak ve biz bu çalışmada gördük ki önümüzdeki 15-20 yıl içinde yeşil hidrojen diğer kaynaklarla, alternatiflerle daha rekabetçi hale gelebilecek. Talebin gelişimi var, detaylarını çalışmada göreceksiniz, ama özellikle sanayide ve binalarda, ulaştırmada biz güçlü bir talep görüyoruz. Özellikle sanayide ve ulaştırmadaki talep toplam talebin 2050 yılında yaklaşık %90'ına karşılık geliyor. Toplam nihai enerji talebimizde yeşil hidrojen nereye oturuyor diye baktığımız zaman da 2050 yılında nihai enerji talebimizin %6'sı yeşil hidrojene karşılık geliyor. Karşılaştırma için elektrik bizim öngörülerimize göre %50 civarında paya sahip olacak. Dünyadaki Fatih Beylerin Net Zero çalışmasındaki dünya ortalamasına yakın. Orası %8, bizim çalışmada %6 Türkiye için öngördüğümüz oran. Şimdi Bakan Bey iki öncelikten bahsetti. Ben de girişte altını çizmeye çalıştım. Fosil yakıt bağımlılığını, ithalatını azaltmak ve sera gazını eş zamanlı azaltmak. Şimdi buradan sonrası tabii faydalar. Kümülatif fosil yakıt azaltımı nereden nereye geliyor? Sera gazlarını nasıl azaltabiliyoruz? Yaklaşık mevcut tüketiminin, hard to abate, karbonların arındırılması zor sektörlerin mevcut enerji tüketiminin iki katı kadar bir tasarrufu bu patikayla sağlayabiliyoruz. Emisyonda bu tasarruf daha yüksek, yaklaşık 3,5 katlık bir tasarruf gelebiliyor. Tabii bunun parasal karşılığı daha önemli. Öyle aktardığımız zaman hepimizin aklında daha da fazla kalıyor gerçekten. Kümülatif olarak bu ithalat ve emisyon tasarrufunun faydası 2050 yılına kadar $55 milyar bu yılın veya geçen yılın dolarıyla, reel rakamlarla söylüyorum bunu. Kümülatif ekonomik kazımları sektörlere göre baktığımız zaman da çelik tabii tahmin edeceğiniz gibi ağırlıklı bir paya sahip ve diğer sanayi sektörleri ve özellikle karayolu ulaşımı, peşinden havacılık ve denizcilik gibi sektörlerimiz de gelecek. Özellikle bu 3-4 sektör talebin %75'ini ve kazanımların da gene 4'te 3'ünü sağlıyor olacak bizim analizlerimize göre. Şimdi tabii faydalar var bir tarafta, onları arz ettim. Bir de bu işin maliyeti var, ona da baktık. Ne kadarlık bir maliyet yatırım gerekecek diye. Bir taraftan elektrik üretim tesisleri için yatırımlara ihtiyaç var. Elektrolizör tesislerine yatırımlara ihtiyaç var. Ve diğer altyapıya ihtiyaç var değer zinciri içerisinde. Bunu fayda maliyet yan yana koyduğumuz zaman yıllık ortalama $3,5 milyar faydayı $3 milyar maliyetle sağlayabiliyoruz. Yani fayda ile maliyeti birbirine böldüğümüz zaman biz 2050'ye doğru kümülatif olarak 1.2 gibi bir çarpana doğru gidiyoruz. %20 civarında maliyetin üzerinde ekonomik kazanım sağlayabiliyoruz. Biraz daha uzun vadede bu yeşil hidrojenin doğası gereği, Fatih Bey'in de söylediği gibi hemen yarın olacak bir şey değil, ama bugünden hazırlıklı olursak, geleceğe doğru adımları atarsak özellikle uzun vadede bu çarpan giderek büyüyor. 2050 yılında örneğin en yıl yıllık bazda 2.4'e çıkan bir fayda maliyet çarpanı görüyoruz. Şimdi bütün bu analizlerden sonra tabii önerilerimiz her zamanki gibi. Biz bu sene de önerilerimizi 7 başlık altında topladık. Geçen sene de böyle olmuştu. Şimdi size onları hızlıca arz etmek isterim. Birinci önerimiz, birçok çalışmamızda aslında benzer şekilde çıkıyor. Politika hedeflerimiz var, ama bu hedeflere ilişkin yol haritalarını katılımcı bir anlayışla, kamu, özel sektör, akademik işbirlikleri içerisinde katılımcı bir anlayışla oluşturmak, faaliyete geçirmek ve özellikle verimli,
bir büyüme sağlayabilmek için öncelikli sektörlerimiz nelerdir, öncelikli bölgelerimiz nelerdir, bunlara da bakmak. İkinci önerimiz altyapılarla ilgili, hem mevzuat altyapısı hem teknik altyapıların oluşturulması, kaynak kullanımının optimal şekilde ve güvenliği de gözeterek sağlanması. Üçüncü önerimiz piyasa ile ilgili. Bu konunun gelişmesi için bizim öngörülebilir piyasalara ihtiyacımız var. Tabii yeşil hidrojen piyasasının elektrik, doğalgaz ve karbon piyasalarıyla da etkileşimlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Dördüncü önerimiz teknolojilerle ilgili. Tabii çok fazla teknoloji var ama elektrolizör, depolama ve yakıt hücresi teknolojilerini biz bu çalışmada öne çıkardık. Buralarda yerleşme, imalat kabiliyetleri. Beşinci önerimiz uluslararası bölgesel işbirlikleri ve belirttiğim gibi AB'ye ihracat fırsatlarının değerlendirilmesidir. Altıncı önerimiz sürdürülebilirlik geniş ölçekte. Sadece yenilenebilir kaynaklar değil, su konusu da yeşil hidrojende biliyorsunuz oldukça önemli. Su kullanımı dahil, tedarik zincirleri dahil, kritik mineraller dahil geniş ölçekte sürdürülebilirlik perspektifinin gözetilmesini öneriyoruz. Son önerimiz belki de bunların tamamı için olması gereken bir konu. Bu konuda büyümeyi, rekabetçiliği destekleyecek nitelikli insan kaynağının korunması, güçlendirilmesi ve aynı zamanda da güçlü bir girişimcilik ekosistemiyle bu konunun desteklenmesi. Ekranda gördüğünüz kare kodu okutursanız web sitemizde çalışmanın olduğu sayfaya sizi yönlendirecek. Bu linkte hem çalışmamızın tamamı hem yönetici özeti hem de şimdi yapmış olduğum sunumu göreceksiniz. Bir özel teşekkürüm var bitirirken. Biliyorum panele çok az zaman kaldı ama bu çalışmayı yaparken çok sayıda uzmandan, liderden katkı aldık. Onların birçoğunu da salonda bizimle birlikte görüyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Destekleri, akılları, önerileri için. AKEK Yönetim Kurulu'na özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Çalışmanın başında bu çalışmanın çerçevesini çizen vizyonları için. Çok teşekkürler, saygılarımla. Çok teşekkürler konuşmalarınız için. Sağ olun Boraş Ekip Güray'ı uğurlarken. Şimdi artık sırada panel vakti diyelim, panelimize başlayalım. Bu panelin moderatörlüğünü yapacak isim Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler. Buyurun lütfen. Panelistlerimizi de tek tek anons edeceğim şimdi. Zorlu Enerji CEO'su Sayın Sinan Ak. ALC Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Enerji ve Çevre Genel Müdürü ve Büyükelçi Ayşe Veli Sekinci. Sokar Türkiye CEO'su Elçin İbadov. BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan. Ve İNG Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Semra Kur'an. Panelimizin değerli katılımcıları sahnede yerlerini alıyor ve ben sözü onlara bırakıyorum. Sayın Kıvanç Zaimler'e de. Evet, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Güler Hanım'ın açılış konuşması, sonra Fatih Bey'in ufuk turu ve Sayın Bakanımızın Türkiye ile ilgili hedefleri böyle tık 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 madde madde vermesinden sonra bize panelistlere ne kaldı diye ben düşünüyorum. Yani bütün konuları adresledik panelde konuşmayı düşündüğümüz ama burada da panelde de çok değerli bir grup var. Sadece enerji sektörü değil ki enerji sektörü dediğimiz zaman da burada Ampetrol, doğalgaz, elektrik var. İşin uluslararası ilişkiler, jeopolitik boyutu temsili var, finans boyutunu temsili var, tüketim ve özellikle sanayi ve hatta özellikle e-mobility'yi kapsayan bir temsil var. Ben biraz zamanda dikkate alarak hiç biraz hızlı ve dinamik bir programlama yapalım diye düşündüm. Ben bir yorum, bir girizgah yapmayacağım. Belki aralarda özetler, çıkarımlar yapabilirim. Ama bugün dünyada 1973'teki petrol krizinden daha büyük bir
kriz olduğu söyleniyor. İşte bu işin başında jeopolitika, polarizasyon artık çoklu polarizasyona dönüştü. Dolayısıyla bütün bu konular enerji oturumlarının, enerji konferanslarının ana konularından bir tanesi ne oluşturuyor. Ben bu kapsamda Beris Hanım'la başlamak istiyorum. Dışişleri Bakanlığı Enerji ve Çevre Dairesi Başkanı, Genel Müdür, özür dilerim ben de kayıtlar için. Beris Hanım, Büyükelçimiz aynı zamanda. Ben iki esasında dünyayı ve Türkiye'yi ayrı ayrı konuşuruz diye düşünmüştüm ama belki ikisini beraber mi değerlendirsek? Yani bir dünyadan oluyor. Özellikle enerjiyle bu dünyadaki multipolarizasyon ilişkisi nedir? Ve Türkiye bu içinde olduğumuz coğrafyada bundan nasıl etkiliyor konularını ben Beris Hanım'dan rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabiatıyla davetiniz için de ben Sabancı Üniversitesi'nde çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada aslında sabah da bahsedildi, söylediğiniz gibi jeopolitik gelişmelerin doğrudan enerji sektörüne, küresel enerji sektörüne de etkileri mevcut. Ve bunun aslında gördüğümüz, gene sabah söylendi, en önemli tezahürlerinden bir tanesi de öngörülebilirlikteki zorluk, belirsizlik. Türkiye jeostratejik bir konuma sahip, enerjide de bu konum geçerli. Ve biz bu konum çerçevesine baktığımızda da kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşını görüyoruz. Güneyde Orta Doğu'daki gelişmeleri, Gazze'ye yönelik saldırıları. Ancak bunlar sıcak savaşlar. Diğer taraftan gene hemen civarımızda 2003 ve akabinde yaşadığı gelişmelerle Irak'ı, ondan sonra ayrıca 10 yılı aşkın bir süredir bir devam eden bir savaşla Suriye'yi, önemli bir kaynak olan, enerji bağlamında önemli bir kaynak ülke olan İran'a yönelik yaptırımları da göz ardı etmemeliyiz. Türkiye çünkü bütün bu veriler ışığında enerji arz güvenliğini sağlamak durumunda kalıyor. Diğer taraftan Gazze'deki gelişmelerin Doğu Akdeniz bölgesindeki enerji kaynaklarının geliştirilmesine önümüzdeki dönemde ne gibi etkileri olacağı da şu anda bilemiyoruz. Dolayısıyla denklemdeki tüm bu unsurların neden olduğu belirsizlik gerek petrol gerek doğalgaz piyasalarında yakından etkiliyor. Petrolde belirli bir bant içerisinde kalmakla birlikte petrol fiyatlarında bir çalkantılı bir döneme şahitlik ediyoruz. Bir tarafta ABD hem seçim sürecini dikkate alarak enflasyonu da baskılama amacıyla siyasi sayıklarla hareket ediyor. Hem de Rusya'nın hidrokarbon kaynaklarından gelir elde etmesinin önüne geçebilmek çerçevesinde hareket ediyor. Diğer tarafta ise OPEC Plus ülkeleri, başta Suudi Arabistan olmak üzere, petrol arzında ilave gönüllülük temelinde ilave kesintiler yapmak üzere yaparak bu petrol fiyatlarını yukarı baskılama çalışması içerisinde oluyor. Görece yeni bir gelişme olarak da yine sektöre önemli akisleri olabilecek Yemen'deki Husilerin Gazze'de devam eden savaşa tepki olarak Kızıldeniz'de petrol tankerlerine saldırıları, bunun neticesinde BP'nin Kızıldeniz'den sevkiyatı durdurma kararı da son derece önemli. Bu noktada Kızıldeniz'in küresel petrol ticaretinin %10'una, petrol ürünlerinin %12'sine, LNG'nin de %8'ine tekabül ettiğinin de altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla burada gidilecek bir güzergah değişikliği kararı ilave tabiatıyla enerji fiyatlarına etki yapacaktır. Ondan sonra Rusya'ya yönelik yaptırımlar, tavan fiyat, ham petrole yönelik tavan fiyat uygulaması, bütün bunlar da tabiatıyla fiyatları etkileyen unsurlar. Doğalgaz konusunda da burada aslında baktığımız vakit o da bahsedildi. Avrupa'nın Rus doğalgazından kopuşu ve esasen burada Rus doğalgazına da bir yaptırım uygulandığı gibi bir izlenim olmakla birlikte burada bir takım alınan Avrupa'nın ve G7 ülkelerinin esasen Avrupa Birliği'nin G7 ülkelerinin Rusya'ya yönelik aldığı bir takım yaptırım kararlarına karşılık Rusya'nın da işte gaz ödemelerinin ruble
temelinde yapılması vesaire gibi unsurları Kuzey Akım 1'in devre dışı kalması, Kuzey Akım 2'nin devreye alınamaması, Yamal Avrupa hattının devreden çıkması, Almanya'nın çok kritik bir politika değişikliğine gitmesi neticesinde Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz akışı da ciddi bir düşüş yaşandı. Yalnız bu arada boru hattı gazında ciddi bir düşüş yaşanırken bu arada 2022 yılında daha doğrusu savaş sonrası dönemde LNG ithalatı Avrupa'nın %40 oranında Rusya'dan arttı. Dolayısıyla bunu da dikkate almakta fayda var. Diğer taraftan da tabiatıyla COP28 veya net sıfır kararlar çerçevesinde de Avrupa'nın yürüttüğü politikalar Türkiye'de dahil olmak üzere. Şimdi burada Türkiye'ye etkileri dediğimiz vakitte esasen Rusya-Ukrayna savaşına baktığımızda Türkiye 10 yıllardır sürdürdüğü enerji arz güvenliği ve enerji çeşitlendirme politikaları çerçevesinde birçok Avrupa ülkesine kıyasla bu sorunla daha iyi baş etme olanağı bulmuştur. Çünkü zaten LNG'yi portfolyosuna yıllardır katmıştı. 5 tane LNG zaten altyapısı mevcut. Diğer taraftan değişik ülkelerden tedarik etme olanağı söz konusuydu. 2022 yılında örneğin Türkiye 15 ayrı kaynaktan gaz tedarikinde bulundu. Buna LNG kaynakları da dahil olmak üzere. Artı bir önemli nokta da bu krizle birlikte Türkiye Avrupa'nın ve özellikle de merkezi ve Doğu Avrupa, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin enerji arz güvenliğinde çok önemli bir rol oynayabileceğini de ortaya koydu. Onların arz güvenliğine katkıda bulundu. Ondan sonra değişik anlaşmalar imzaladı bir takım ülkelerle. Neler yapılabileceği, nelere ihtiyaç duyulduğu bunlar ortaya çıktı. Ve bunlar üzerinde de bir yol haritası çalışması başlatıldı. Dolayısıyla bu aslında bu kriz bir anlamda Türkiye açısından da bir fırsat da yarattı diyebiliriz geleceğe yönelik olarak. Ben şimdilik isterseniz burada durayım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz. Belirsizlik ve öngörülebilirliğin, belirsizliğin çok öngörülebilirliğin az olduğunu söylediniz. Kızıldeniz benim için hani dikkat çekmeniz daha farklı bir konuydu. Ben bunu önemsedim. Rusya benim yani İngilizce tabi elephant in the room dedikleri hani oradaki fil Türkiye için fırsat oldu. Türkiye'de bunu özellikle depolama, boru hatları, LNG, FSRU ve sözleşmeleriyle iyi bir konuma geldi. Yani relatif olarak Türkiye daha avantajlı durumda. Benim çıkarımlarım oldu. Ben Sinan Bey'e dönmek istiyorum. Sinan Ak, Zorlu Enerji CEO'su. Geçenlerde 1931 yılında Thomas Edison'un arkadaşı Henry Ford'a paramı güneşe ve solar enerjiye yatırırdım. Umarım bu kaynağı kullanabilmek için petrol ve kömürün bitmesine kadar beklememiz gerekmez dediği yazılıyor. Doğru mudur değildir mi bilmiyorum. Bugün mü yazılmıştır bu? Bunu da bilmiyorum. Ama yenilenebilir enerjinin çok daha yüksek oranlara gelmesi konusunda bir görüşünüzü almak istiyorum. Ya aynı zamanda bunun da tabii Türkiye'deki hem yatırımcısınız, bizim uluslararası enerji planımızın da içinde işte Sayın Bakanımız da söyledi. Türkiye bu 22 bin kapasiteyi 50 küsür binlerin üzerine çıkaracak ama ikimiz de biliyoruz ki potansiyel çok. Çok. Ne diyorsunuz? Çok, çok. Evet. Teşekkür ederim. Aslında bugünkü konuşmalarda bir aşağı yukarı çok güzel bir vizyon ortaya kondu. Yani yönümüzü, dikkatimizi Çin'e vermemiz gerektiği apacık ortada. Geçtiğimiz Mayıs ayında oradaki bir fuara katıldık. Pandemiden sonra ilk defa gidebildik. Bir öncekinde işte bir 4 sene önce gidebilmiştik. Aradaki muazzam farkı görünce insan şaşırmadan duramıyor. Yani muazzam bir şekilde hem güneş alanında hem pil detektör alanında hem de rüzgar santralleri alanında gelişmeler dudak uçaklaşacak seviyede diyebilirim. Sonuçta biraz önce Fatih Bey de söyledi. Yani bunun temel sebebi korkular. İnsanlar korkularını giderebilmek için bazen olmadık şeyleri, yapılamayacak denilen konuları çok hızlı bir şekilde hayata geçirebiliyorlar. Çin'de en büyük korkusu petrolü olmalısı. Çin'e baktığınız zaman
hem tek kontrol edemediği maden petrol ve doğalgaz. Bu ikisini kontrol edemiyorlar. Kontrol edemedikleri konulardan da uzaklaşmak için ellerinden gelen çabayı göstermişler. Şimdi tabii Türkiye'nin de benzer bir durumu var. Her ne kadar ufak ufak doğalgaz ve petrol buluyor olsak da bizim de korkularımız aynı. Bakın işte 3 keredir, biraz önce belirtildi, Doğu Akdeniz'deki gazı Türkiye'ye getirmek için uğraştık. Ama Bakan Bey yani değil mi? Gitmeyip gidecekti İsrail'e ve orada bir takım görüşmeler yapacaktı ama 2 gün sonra çıkan olaylar sebebiyle bu işler yine askıya girdi. Yani sonuçta Türkiye dar bir alanda etrafını çok zengin olmasına rağmen petrol kaynaklarına ulaşamıyor. Bu sebeple artık buna ulaşma hayaliyle değil, buna ulaşamayacağını kabul edip tamamen yerli kaynaklara yönelmiş durumda. Biraz önce Balkan Bey de söyledi. Yani bu beni çok heyecanlandırdı açıkça söylemek gerekirse. Bugün 76 bin, 70 binden fazla megawatt kapasite var. İşte en büyük önünde engeller işte regülasyondu, yok kapasite yoktu, proje yoktu, finansman yoktu vesaire falan filan değil mi? Bunları hep konuşuyorduk. Artık konuşmaktan da sıkıldık. Yani bunlar bence bir sorun olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Yani proje var. Regülasyon bence Avrupa'da biraz iş yapmaya başladık biz. Oradaki regülasyonları gördükten sonra bizim regülasyonların yeteri kadar hızlı ve hatta gereğinden fazla olduğunu da düşünmeye başladım. Aynı tek eksiğimiz finansmandı bence. Finansman yolunda da yeni yapılan adımlarla beraber bence yavaş yavaş ülke belli bir güveni kazanmaya başladı ama daha yolu var. Yabancı yatırımcıları görmeye başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde daha fazla miktarda görürüz diye düşünüyorum. Şimdi hep konuşuluyor yani güneş, işte rüzgar vesaire yatırım yapacağız ama işte 70 bin megawatt 3 katı 4 katı kapasitelere gidecek. Tabii bunu yapabilmek için de yanında pil konusu gündeme geliyor. Yani pilde dediğim gibi teknoloji olarak aslında Çin konuyu çözmüş. Orada hani bu iş olacak mı olmayacak mı tartışmaları bitmiş. Dünyanın ne kadarını paylaşırız gözüyle bakıyorlar. O yüzden Türkiye'nin de yapması gereken biz bu fabrikaları ne kadar hızlı bir şekilde diğer ülkelerden öncelikli olarak ülkelerimize getiririzin stratejisini yapmamız gerekiyor. Biz ne kadar hızlı bir şekilde üretirsek hem kendimize hem de Avrupa'ya. Çünkü satma olanağı sahibiz. Günün sonunda bu pillerin transferi de çok kolay değil. Yani böyle paketledikten sonra yola çıkartıp Çin'den dünyanın dört bir yanına getirmek çok riskli ve tehlikeli aynı zamanda. Çünkü işte bir yansa bir tanesi bütün gemideki bütün her şey yanıyor. O yüzden çok güvenlikli bir şekilde taşınmaları gerekiyor. Bunu yapmak hani o kadar kolay değil. Bu ülkede yapabilmek çok önemli diye düşünüyorum. Bizim de ülke olarak hem kendi üretimimiz hem de bence çevre ülkelerdeki üretim için hem de yenilenebilirin gelişmesi için burada bir hedef koymamız gerektiğini düşünüyorum. On binlerce megawattlık potansiyel var. Yani bir 5000 megawattlık fabrika 2-3 milyar dolar dersek oradan yola çıkın. Yani büyük bir fırsat, büyük bir istihdam olanağı ve aynı zamanda da tabii ekonominin de cari fazlası vermesi anlamına geliyor. Bir başka güzel konu da bu pillerin madeni de ülkemizde var. Birçok kısmı var. Bunların da gelişmesi anlamında aslında bakanlığın yani enerjiyi aslında yenilenebilir geliştirebilmek için ülkedeki maden sektörünün de bir miktar ayağa kalkması gerektiğini söyleyebiliriz diyerek 5 dakikada bitireyim ben size. Ben çok teşekkür ederim. Biz Sinan Bey'le farklı ortamlarda, farklı platformlarda çok buluşuyoruz. İlk defa yani bu kadar umut dolu. Pozitif. Yok, diğerleri umut dolu olmadığı için söylemedim bunu. Bu hepsinden daha pozitif oldu. Yani şeye katılıyorum. Finansman konusuna zaten geleceğiz Semra Hanım'a da. Yenilenebilir enerji dönüşümünün beraberinde getirdiği fırsatlar bütün dünyada olduğu gibi bizde de var ama göreceli olarak bizde yani bugün Çin rekabetinin olduğu yerde bizim coğrafi konumuz Avrupa'ya yakınlığımız hem teknoloji, yerli üretim, istihdam vesaire açısından da çok daha önemli fırsat. Ben de buna katılıyorum. Ya esasında buradan müşteriye sanayiye mi geçeyim, e-mobiliteye mi geçeyim diye düşündüm ama yani bir upstream'e gitmeden olmaz.
Elçin Bey'e döneyim ben. Elçin İbadov, Sokar Türkiye CEO'su. Demin koltuklar eksik diyordunuz. Koltukları tamamladılar. Ayakta kalmadık değil mi Elçin? ben özellikle Bakü'de COP29'un Bakü'de düzenlenecek olmasından da çok mutlu oldum. Bu sene COP28'de bu salondan da bildiğim çok temsil vardı. Türkiye'nin orada bulunması açısından önemli buluyorum. Ayrıca Bakü'ye de gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz diyerek bu fosil bazlı ham madde ve ürünlerin yani başta ham petrol, rafineri ve petrokimyanın bu bütün büyük enerji dönüşümdeki yeri ve bunun Türkiye'ye yansıması nerede Elçin Bey? Çok teşekkürler. Öncelikle Bakü'de yapılacak olan etkinliği duyurduğunuz için zaten hepimiz biliyoruz. Ve herkesi de aslında bir Azerbaycan vatandaşı olarak oraya davet ediyoruz. Orada hep birlikte güzel sonuçlara imza atabileceğimiz bir etkinlik olur inşallah. Rafineri ve petrokimya kısmına geldiğimizde Fatih Bey çok çarpıcı örnek verdi arabalarla ilgili. İşte 25'te bir arabayken 3 yıl önce bugün 5'te bir, birkaç yıl sonra ise 2'de bir. Her üretilen satılan iki arabadan birinin elektrikli araç olacağı ile ilgili öngörüler var. Ve bu görünen köy kılavuz istemiyor. Oraya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu da tabii doğal olarak rafine ürünlere, dizel, benzin gibi, LPG gibi rafinerde üretilen ürünlerin hem onlara olan talebin azalmasına hem onların karlılığın azalmasına bir şekilde neden olacak. Ama burada önemli konu Sinan Bey pillerden bahsetti. Pilin mevcudiyeti, lokasyonu kadar pilin büyüklüğü de önemli. Şu an görece daha büyük olan ulaşım ve taşıma araçları, tren, gemi, kamyon bunları elektrikli bir hale getirmek yine beşeriyet için biraz zaman alacaktır. Ve bu dönemi de iyi değerlendirerek bu teknolojilerin hızlı bir şekilde, ivmeli bir şekilde üretilmesi için bunların hani scalable dediğimiz ölçeklendirebilir yatırıma dönüşmesi için biz zamanımızı ona harcamalıyız rafineri tarafta. Diğer bir tarafta tabii sürdürülebilir yakıtlara odaklanmalıyız. Biz Sokar olarak sürdürülebilir uçak yakıtının üretilmesiyle ilgili çok önemli adımlar attık. Yakın yıllarda da artık ilk ürünümüzü inşallah vereceğiz. Türk Hava Yolları'nın gururumuz olan hepimizin Türk Hava Yolları'nın Avrupa'daki en önemli hava yolları olması hasebiyle onlar da mutlaka o baskıyı hissedeceklerdir diye düşünüyorum. Bütün diğer hava yolları gibi sürdürülebilir yakıtlara geçmeyle ilgili bir beklenti oluşacaktır Türk Hava Yolları'nda ve diğer hava yollarında da. Ve talep oraya doğru gidiyor. Sürdürülebilir rafine ürünlerinin üretilmesi ve tabii doğal olarak da rafinerilerle petrokimyalar birbiriyle ne kadar fazla entegre olursa, konuşursa maalesef birbirinden kopuk olan rafineri ve petrokimyalar var. Onların başarılı olma şansı önümüzdeki dönemde biraz daha küçülüyor. Çünkü rafineriler petrokimyaya ham madde de veriyorlar. O ham maddelerin de sürdürülebilir şekilde devam etmesi lazım. Petrokimya tarafına geldiğimizde hikaye biraz daha farklı. Petrokimyada bugün sürdürülebilir enerji kaynaklarına baktığımızda ekipmanlar anlamında güneş panelleri, işte rüzgar güllerinin bıçakları, elektrikli araçların pilleri. Peki bunlar neyden yapılıyor? Petrokimyadan yapılıyor. Dolayısıyla petrokimyanın hala biraz daha uzun soluklu bir şekilde ikamesinin henüz çok feasible olmadığı bir günleri yaşıyoruz. Bununla ilgili tabii ki hem akademik anlamda hem de şirketlerin Ar-Ge'lerinde çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Ama bizim öngörümüz daha 2035'in ötesine sarkacak şekilde biraz petrokimya ürünlerinin ikamesinin zorlaşacağı yönünde. Burada tabii propilen ve biyopropilen anlamında önemli hamleler var. Hem Sokar olarak biz bu hamleleri yapıyoruz hem endüstri yapıyor. Propilenin %99'u petrol bazlı ham maddeden yapılıyor. Yani sadece %1'lik kısmında petrol herhangi bir rol almıyor. O yüzden orada da bir dönüşümü sağlamak önemli bir zaman alacaktır diye düşünüyorum. Özellikle petrokimya ile ilgili olarak çok gerçekçi, gerçeği yansıttığınız için
Bunu önemsiyorum. Herhalde burada da ileri malzeme teknolojileriyle enerji dönüşümü beraber gelişecekler diye düşünebiliriz. Ben Tümkan Bey'e dönmek istiyorum. Tümkan Işıltan, Upstream'den devam edelim. BP Türkiye Ülke Başkanı. Ya çok açık bir şey soracağım. Şimdi yani bu salonda biz bizeyiz. Ben Türkiye'deki elektrik enerji konusunda yatırım yapan en büyük yatırımcılardan bir tanesinin profesyoneliyim. Şimdi böyle bir SWOT analizlerini, rekabet analizlerini yapıyoruz. Yani bu uluslararası petrol devleri bu entegre dönüşüm adı altında bizim rakibimiz olacaklar mı? Ya rakip olarak görelim mi sizleri? Bence Ahmet Bey'in yanında otururken böyle dikkatli oturuyordum zaten orada. Bence rakip olarak görmekten çok bir paydaş olarak görmek lazım. Çünkü bu enerji dönüşümünü hep beraber yapmamız lazım. Öyle bir dönüşümden bahsediyoruz ki bunu ne tek bir şirket kendi başına, ne tek bir ülke kendi başına ya da tek bir organizasyon tek başına yapabilir. O yüzden ben bunu belki de rekabetten çok dünyayı daha iyi bir yere getirmek için ve iklim sorununu çözebilmek için beraber çalışan paydaşlar olarak demeyi tercih ediyorum. Şimdi küresel dönüşümden bahsettik. Küresel ölçekte neler oluyor sorusu var. Tabii Fatih Bey o kadar güzel özetledi ki bilmiyorum bana çok alan kaldı mı. Ancak ben belki BP gözünden birkaç şey söylemek isterim ama bunu söylemeden, buraya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz yıl sonu geldiği için hepimiz şirketlerimiz için de yıl sonu değerlendirmesi yapıyoruz arkadaşlarımızla. Ve arkadaşlarım son 2-3 senedir hep söze şöyle başlıyor. Yine belirsizliğin çok olduğu bir sene. Ben de arkadaşlara hep şunu söylüyorum. Belki de arkadaşlar artık yeni norm bu. Belirsizliğin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu yeni norm. Dolayısıyla bunu kabul ederek bu belirsizliğe en iyi adapte olan kim olacaksa onlar başarılı olacak. Bu şekilde bakmalarına rica ediyorum. Bunu da söylemeden söylemek istedim. Şimdi küresel ölçeği söylemek için hızlı bir şekilde bizim geleneksel BP enerji genel görünümü raporumuz var. 2023 yılında tekrar güncellendi bu rapor. Bu raporda yine 3 tane senaryomuz var. Her zaman olduğu gibi hızlandırılmış, net sıfır ve yeni momentum. Bunlardan hızlandırılmış ve net sıfır aslında what if, yani dünyanın emisyonları %75 ya da %95 oranında azaltması için ne yapması gerektiğini anlatıyor. Yeni momentum senaryosu ise dünyanın şu anda ulaşmış olduğu enerji dönüşümü hızını eğer devam ettirirsek 2050 yılında nereye geleceğimizi söylüyor. Bunu devam ettirdiğimiz zaman bizim yaptığımız çalışmalar emisyonların sadece %30 inebileceğini gösteriyor. Bu da aslında bu anlamda bugünden farklı bir şey yapmamız gerektiğini de vurguluyor sanki. Bu seneki raporda iki önemli gelişmeden bahsetmek isterim. Bir tanesi Rusya-Ukrayna Savaşı, diğeri de Amerika Birleşik Devletleri'nde yürürlüğe girmiş olan bu Inflation Reduction Act. Rusya-Ukrayna Savaşı şu açıdan önemli bence. Bu savaş olmadan önce dünya daha fazla düşük karbon, net sıfıra odaklanmıştı. Ama bu savaşla beraber meşhur enerji trilemması ortaya çıktı. Üçleme, tam Türkçesini bunu çevirmede zorlanıyorum. Yani nedir o? Enerji güvenliği, ulaşılabilir maliyetler ve aynı zamanda yenilenebilir ve düşük karbonlu enerji. Bakanımızın da belirttiği gibi akıllı dönüşümde aslında belki de bu her üç bacağı bir şekilde halletmek lazım. Sadece tek bir bacakla bu işi sürdüremeyeceğimiz aşikar. Senaryolara dönecek olursak aslında bu senaryoların hiçbirinin birebir oluşmasını beklemiyoruz. O zaman bu senaryoları niye kullanıyoruz diyebilirsiniz. Bu senaryoların amacı senaryolardaki ortak alanları ve farklılıkları anlayarak buna göre stratejiler üretmek ve o stratejiler çerçevesinde bizdeki beklediğimiz volatilite içerisinde her durumda başarılı olacak yol haritalarını açmak diye düşünüyorum. Burada da ortak 4 tane trend görüyoruz. Bunlardan ilki Fatih Bey'in de belirttiği gibi hidrokarbonlar herhalde modern tarihte hiç görülmemiş bir şekilde azalıyor. İkincisi yine hiçbir enerji kaynağında görülmemiş bir şekilde yenilenebilir enerjinin yükselişine tanık oluyoruz.
Elektrikleşme çok ciddi anlamda hayatımıza giriyor ve rapor hidrojen raporunda olduğu gibi düşük karbonlu hidrojenin artan kullanımı, çünkü bazı sektörlerde elektrikleşme pek de mümkün olmuyor. Biz de bu çerçevede BP'nin yapmaya çalıştığı şey aslında V stratejisi veya değil. Yani nedir bu? Şu anda dünyanın ihtiyacı olduğu bir enerji var. Bu enerjiyi temin etmemiz lazım ve bu enerjiyi temin etmekte bir yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyoruz. Ama aynı zamanda veyadir, V olarak geleceğe, enerji dönüşümüne de yatırım yapmamız lazım. Özellikle yenilenebilir ve düşük karbonlu diğer teknolojilere, hidrojene bu şekilde yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Son olarak da bunları yaparken şuna dikkat etmemiz lazım. İklim sorununda bir sorunu çözerken diğer bir iklim sorununa yol açmamamız gerektiği düşüncesindeyim. O anlamda da bütün şirketlerdeki sürdürülebilirlik şablonlarının önemli olduğunu ve dönüşümü bu çerçevede küresel ölçekte yapmaya çalıştığımızı belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Oradaki veya olmayan ve bağlacını önemsiyorum. O işbirliği, paydaşların işbirliği konusu, hem özel sektör, akademi, özel sektör, kamu üçgeni olsun, her yerde çok önemli. Bir şey söylediğiniz esasında orada Bakan Bey'in konuşmasıyla bağlamak istiyorum. Bu Amerika'daki Inflation Reduction Act ile ilgili. Hep ben işte Amerika'da da yatırım yapıyoruz. Onlar Avrupa'dalarda farklı bakışlarımız var. Ciddi şekilde bir özendirici, yenilenebilir enerji dönüşümünü teşvik edici bir ödüllendirme. Yani biraz Avrupa'daki o cezalandırma, kısıt koymalardan daha önemli. Sayın Bakan da söyledi. Yani biz dedi 3000 megawatt, 1500 megawatt her seneki hedeflerde, yani finansman vesaire, ama o bütün paydaşların, o izinlerin alınması vesaire çok önemli bir problem. Türkiye'de biz 5-6 senede bir yenilenebilir enerji santralini devreye alıyoruz. Avrupa bizden daha uzun ama Amerika bizim yarımız kadar. Yani özendirme, teşvik etme etkili oluyor. Onu da araya ilave etmek istedim. Evet, Ali Aydar Bozkurt, ALJ Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda CEO'su. Şimdi otomotiv zaten kendi içinde bir dönüşümde, yani hem ulaşımda ve mobilitede önemli bir rol oynuyor. Ve aynı zamanda otomotiv endüstrisi önemli bir enerji tüketicisi. Yani işin her iki tarafında da var. Bu dünyadaki mobilitede, otomotiv dünyasında dönüşüm nasıl? Bunun Türkiye'ye yansımaları nasıl Ali Aydar Bey? Teşekkür ederim. Şimdi tabii bizim için baktığımızda yaklaşık 100 yıllık bir otomotiv endüstrisi, daha doğrusu teknolojisinde hani devrim niteliğinde bir dönüşümün şahitliğini yapıyoruz. Yani artık içten yanmalı motorlardan yavaş yavaş uzaklaşıp elektrifikasyon diye tabir ettiğimiz teknolojilere doğru adım adım ilerliyoruz. Neden elektrifikasyonu özellikle tercih ettim? Tam elektrikli araçlar dışında hibrit teknolojiler, plug-in, yani şarj edilebilir hibrit teknolojiler, hatta hidrojen yakıt hücreli teknolojinin tamamını kapsadığı için elektrifikasyonu tercih ediyorum. Çünkü böyle bugünden yarına hemen bir adımda hop elektrikli araçlara, yani tam elektrikli araçlara geçeceğiz gibi bir süreç olmayacak. Çünkü tüm dünyada da uzunca süredir üzerinde çalışılan ve olayı 360 derece değerlendirdiğimizde sadece otomobilin ya da aracın kendisini elektrikli araca dönüştürmenin yetmediğini anladığımızda işte o zaman karşımıza cidden büyük bir fotoğraf çıkıyor. Bu fotoğraf bize diyor ki bu aracı elektrikli yapman yetmiyor. Hani demin konuşmalarda da belirtildi. Aracı şarj ettiğin elektriği, enerjiyi aldığın santrali de çevreci yapman gerekiyor. Bunda da yetmiyor. Bu aracın işi bittiğinde geri dönüşümünü de dert etmen gerekiyor. Ciddi bir mesele. Bataryaların geri dönüşümü. Ve işi sadece otomobil üzerinde odaklamak, sınırlamakla da bu sorunu çözemiyorsun. Fabrikanı da aynı şekilde 360 derece temiz hale getireceksin. Lojistiğini de, yani o aracın üzerindeki binlerce parçayı üreten tedarikçin de temiz olacak diyor. O parçaları sana taşıyan tırlar da temiz olacak. Yani baktığında tertemiz olacaksın diyor.
Yani bu tertemiz olmak için ne yapmak gerektiğini düşündüğümüz zaman işte o zaman diyoruz ki bu iş böyle bugünden yarına olmayacak. Ancak demin yine meslektaşlarımız bahsetti. Kaçınılmaz zor olarak da artık oraya gideceğiz. Şimdi dünyadaki birçok şeyi burada uzun zaman alıp anlatmayalım. Birçoğunu zaten biliyorsunuz. Biz Türkiye kendi derdimizi biraz konuşalım isterim. Birkaç dakika vaktim var çünkü. Biz tabii bu işe hazırlanırken işin dönüşümünü üreticiler dert ediniyor zaten. Yani otomobili, mobilite araçlarını üretenler, dünya markaları bunu çok dert ediniyor. Bize neler düşüyor diye baktığımızda bizim bir kere bununla ilgili altyapımızı bir hazırlamamız gerekiyor. Yani altyapı deyince de insanların aklına şu şarj cihazlarını koyduk mu iş çözülüyor gibi geliyor ilk başta ama öyle değil. Yeterince şarj cihazını koyduğunuzda, belli adedin üzerinde aracı aynı anda şarja bağladığınızda trafolar patlıyor. Trafoların değişmesi gerekiyor. Trafoları değiştirmek yetmiyor. Kabloların, işte şebeke mi diyorsunuz, siz enerjiciler daha hakimsiniz jargona kusura bakmayın ama kablolar altyapılarının da değişmesi gerekiyor. Ama bunlarla da bunlar da yeterli olmuyor. Mesela düşünün ki 5 katlı, 10 katlı bir apartmanda oturuyorsunuz. Hani eski tip bir apartman. Gelince akşam işten aracınızı kaldırıma park edenlerdensiniz. 5. kattan seyyar sarkıtarak aracınızı şarj etme şansınız olamayacak. Demek ki bizim şehir planlamasını da bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani baktığınız zaman ödevimiz çok. Bu işin bir tarafı. Ama iş oraya gidiyor. Adım adım. İstediğimiz gibi sıfırdan başlayarak da sıfırdan yaratamayacağımıza göre biraz da hani derler ya kervan da yolda düzülecektir ama bir yandan da bu işleri biraz özendirmek gerekiyor. Çünkü pahalı teknolojilerden bahsediyoruz. Otomobil, elektrikli otomobil gerçekten normal konvansiyonel teknolojilere göre daha pahalı bir teknoloji. Zamanla ucuzlayacaktır. Bunu hani güneş panellerinde sizlerin yaşadığı gibi bir örnekle anlatayım. Ama bugün tüm dünyada teşvik edilmezse ben size şunu söyleyeyim. Bize has bir şey değil. Türkiye'de böyle değil düşünmeyin. Dünyanın her yerinde teşvik edilmezse kimse cebinden bir sent fazla verip de çevreci bir teknolojiyi satın almıyor. Onu özendirmeniz gerekiyor. Nasıl özendireceksiniz? Öncelikle işte vergi indirimleri olabilir, bazı otoparklarda ücret ödemeyebilirler, otobanlarda indirimle geçebilirler gibi bir sair uygulamalar var. Zaman içerisinde bu da yetmiyor biliyorsunuz, yaptırımlar geliyor. İşte diyor ki şuradaki şehir merkezine giremeyeceksin, şu köprüden geçemeyeceksiniz gibi. Yani maalesef insanoğlu olarak, hani bir laf var Tolstoy'un galiba, herkes dünyayı değiştirmeye uğraşır da, heveslenir de kendini değiştirmeye hiç uğraşmaz. Şimdi önce ödevin zorluğu buradan başlıyor. Biz bunu mutlaka yaşayacağız. Dünyadan biraz geride kalacağımızı düşünüyorum. Biraz böyle daha follower bir pozisyonda olacağımızı düşünüyorum. Ama tüm araçlar bir gün, tüm araçlar demesek de çoğunluktaki yeni satılan araçlar bir gün ağırlıklı elektrikli olsa dahi mevcut Türkiye'de 28 milyon araç var trafikte ve her sene üzerine yaklaşık 1 milyon ekleniyor. Bunların daha en az bir 20-30 sene, 40 senede kullanılmaya devam edeceğini düşünürsek işte sizlerin benzin pompaları, benzin istasyonları daha hala bir dönem ihtiyaç olarak gündemde olacak. Ben süreyi biraz açtım bir dakika kadar ancak toparlayabildim. Teşekkür ederim, sağ olun. Yok, ben çok teşekkür ederim. Yani 100 yıllık... 30 sene mi? 30 sene çıktı bir ara. Ya bir de işin içine Türkiye faktörü gelince Güler Hanım, biz bir aracı mesela yurt dışında diyeyim ki 3 yılda bir değişiyorsa, Türkiye'de biliyorsunuz 20 yaşında, 25 yaşında araçları ekonomik durumdan dolayı yani canı çıkana kadar yürütmeye çalıştığımız için biraz daha uzayabiliyor. 100 yıllık bir endüstrinin esasında nasıl dönüşümünü A'dan Z'ye bütün döngüde anlattınız.
Yani burada ben şeyinize çok katılıyorum. Özendirmek ve kısıtlamak ben biraz daha özellikle bu aşamada policy maker'lar esasında politika yapıcılar da burada. Strateji konusundaki hem bakanlığımızın hem ilgili kurumlarımızın yani herhalde bu döngüde bizim biraz daha özendirmeye daha fazla ihtiyacımız var diyorum. Ya bu dönüşüm gerçekten çok pahalı. Yani dünyada nereye giderseniz gidin herkes bu işin parasından pulundan konuşuyor. Trilyon dolarlar mertebesinde en azı milyar dolarlar. Ama buna rağmen bu iklim fonda yani COP'un geçen sene Sharm el Sheikh'in konusu bu iklim zararı işte neydi kayıp zarar fonudu. Bu sene rakamın da adı kondu. Ben şimdi iddia ediyorum biz bu salondaki temsil ettiğimiz şirketler toplasak, para toplasak o parayı biz toplardık. Yani esasında o kadar komik para toplandı. Dolayısıyla hani bu işin biraz gerçekçilik yanında bu şeyler sorgulattırıyor deyip ben biraz bu enerjinin finansmanına dönmek istiyorum. Semra Kur'an, ING Türkiye'nin yönetim kurulu üyesi. Dünyada bu son gelişmeler neler var, iyi örnekler var. Biz Türkler, Türk şirketleri, Türk yatırımcılar gittiğimizde önümüze böyle o şey listeleri şeklinde uzun uzun yaptırımlar, listeler gelecek mi? Azalacak mı bunlar? Ne taahhütler vermemiz gerekiyor? Bir sizin görüşünüzü alalım burada da. Tabii. Yani rakamdan başladık. Çok rakamlara boğmak istemiyorum bu konuşmayı ama sürdürülebilir kalkınma amaçlarına baktığımızda şu an onlar için harcadığımız parayla harcamamız gereken paranın arasındaki yıllık fark 3.9 trilyon dolar. OECD rakamı. Şimdi tabii bu rakama bakınca muazzam bir finansman ihtiyacı olduğu muhakkak. Bununla birlikte de ben finansmanın kıt olduğunu, finansman sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü içinde bulunduğumuz ekonomik sistemin ekolojik olarak sürdürülebilir bir şekilde yeni bir ekonomik sisteme dönüşüm yolculuğunun gerçekleşmesi lazım. Burada başarı kriterinin de aslında bu finansmanın yön değiştirmesi sırasında iklimin de üzerimize uyguladığı kritik bir zaman baskısı altında bir dengelenme işi olduğunu düşünüyorum. O yüzden de burada finansman tabii ki önemli ama bu yön değiştirme işini doğru bir şekilde yaparsak burada da aslında gereken kaynağı bulabileceğimizi düşünüyorum. Burada bankalar tarafına bakınca tabii COP28'de çok taze taahhütler de havalarda uçuştu. Bankaların iştahı da yerinde. Tabii tek yatırımcı bankalar değil ama bankalar cephesine döndüğümüzde taahhütlerde de aslında oldukça artışın ivmelendiğini görüyoruz. Dünyanın en büyük 24 bankasına baktığımızda bunlar Amerikan ve Avrupa bankaları. Bunların toplam 2030'a kadar verdikleri taahhüt o işte toplanamayan 100 milyarın çok üstünde 15 trilyon euroluk bir taahhütleri var aslında. Bunun 10 milyarı da Avrupa bankalarına ait. Tabii Avrupa bu konuda biraz daha öncü konumda. Bunu da görüyoruz. Fakat taahhütler güzel, gerçekleşenler ne diye baktığımız zaman bu 2022'ye kadar gelen hem tahvil piyasası hem de kredi piyasasının yani sürdürülebilirlikle ilgili piyasaya baktığımızda ivmenin 2023'te biraz da makroekonomik koşullar gereği artan faiz ortamının yatırımlar açısından çok da pozitif etkilemediğini görüyoruz. Bir düşüş var ilk defa bu Eylül'le bir önceki Eylül'ü kıyasladığımızda %30 gibi ciddi bir azalma görüyoruz. Dönemsel. Bunun içinde özellikle sürdürülebilirlikle ilgili kredilerde %60 bir daralma var. Bunun da majör sebeplerinden biri haklı olarak greenwashing, yeşil boyama dediğimiz işlemlerden kaçınmak için yeni gelen mevzuatları karşısında finans sektöründe oldukça titiz davranmaya çalıştığını görüyoruz. O yüzden bu etiketi almış kredilerde ciddi bir düşüş var. Enerji sektörüne geldiğimiz zaman aslında resim pozitif. Burada büyüme devam ediyor yeşil kredilerde. Bu da bugünkü gündemimizle de bağlantılı aslında güzel haberlerden biri. Yatırımcı gözüyle, banka gözüyle iki tip krediden kısaca bahsedebiliriz. Bir tanesi büyük yatırım projeleri, altyapı projeleri, yeni teknoloji yatırımları. Biri de son tüketiciye daha çok hitap eden enerji tüketimi, enerji verimliliği alanında ulaşan krediler dediğimizde. İkinci klasmanda ürünler hazır. Zaten işleyebilir bir piyasa var. Kaynak sıkıntısı da yok. Burada en güzel şey Ali Aydar Bey'in de çok doğru bir şekilde belirttiği gibi siz bir tüketici tarafına gittiğiniz zaman bunun için ekstra bir maliyeti ödemek istenmiyor. Bunun için orada bu fonlamanın maliyetine
yönelik tedbirler almamız lazım. Ama büyük projelere geri döndüğümüzde orada da iki farklı şekilde ele almamız gereken durum var. Bir tanesi aslında güneş gibi, rüzgar gibi bildiğimiz teknolojilerde, alışkanlığımız olan sektörlerde yatırım yapmak bu belli şartlar altında zaten yürüyor. İkincisi de yeni teknoloji barındıran alanlara yatırım yapmak. Bu çerçevede daha yol olduğunu düşünüyoruz. Burada özel sektöründe bankalar açısından da biraz nefesi kesiliyor. Burada kamunun devreye girmesi gerekiyor. Üç tane bu tip projelerin bence önemli ayağı var. Bir tanesi scale, ölçek. Yani çok büyük tutarlarda yatırım gerekiyor. Bunu zaten bir finansörün karşılaması mümkün değil. Sadece finansman da yetmiyor. Özellikle yeni teknolojilerde konu olduğu zaman bunların destek mekanizmalarının oluşturulması gerekiyor. İşte ödülü de cezası da hep beraber ülkenin de net sıfır hedefleriyle paralel bir şekilde yapılandırılması, gerekli düzenlemelerin de sağlanması gerekiyor. Dediğim gibi burada sermaye yatırımcısının da alacağı pozisyon önemli. İşte ilk alıcıların bulunması da önemli. Burada komple bir çok taraflı iş var. Bunun da çözümü çok net bir güçlü stratejik çözümle gelmek. Bankalarda yani sadece finansör olmakla kalmıyorlar aslında. Yeni dünyada bu stratejik çözümde de ellerini taşın altına koyuyorlar. İkinci kısım vade. Yani uzun vade gerekiyor ve uzun vade dediğimiz şey de belirsizlikleri, işte yeni norm ama vade arttıkça bu oranı artıyor. Bu belirsizliği yönetebilmek. Burada da yine bankaların daha riskleri dengeli olarak adletmesi için destekler, teşvikler önemli bir alan alıyor. Yeni teknolojiler de yine tabii kendi içinde belli riskleri barındırıyor. Bu noktada da yine ülkelerin kendi hedefleri doğrultusunda stratejik işbirliklerini de düşünerek bu alanlara ayrılacak kaynağı özel olarak planlaması gerekiyor. Burada çok taraflı bir koordinasyon ihtiyacı var. Bunlar bulunduğu zaman iyi işliyor. Hemen çok kısaca bir dakikalık bir örnek anlatayım. Hani bu hayal gibi gelmesin, bunlar yapılıyor demek için. Bizim İNG olarak globalde Aşiki Green Steel diye bir projeye destek veriyoruz. Bu proje %95 daha az karbon emisyonlu hidrojene dayalı çelik üretimini hedefliyor. Burada da gerçekten çok partili bir yapı vardı. Bu mekanizmayı kurmak çok zaman aldı. Buradaki stratejiyi belirlemek hem finansal bilginiz olacak, hem sektör deneyiminiz olacak, hem ilgili tarafların dilinden anlayıp bir hikaye yaratmanız gerekiyor proje sahibiyle birlikte. Bunun çalıştığını görmüş olmak çok sevindirici. O yüzden bunların yapılabildiği, bankaların burada artık finansörden öte bir danışman olarak, yol açıcı olarak sürece katkıları, hatta şirketlerin, çünkü sadece projenin yeşil olması yetmiyor belirtildiği gibi, yani o temsil eden sahiplerinin de karnelerinin temiz olması gerekiyor. Bunun için net sıfır hedeflerinin bilime dayalı belirlenmesi gerekiyor. Burada da akademi net bir şekilde devreye giriyor. Yani yeni teknolojilerin yanı sıra. Bunları da için içine koyduğunuz zaman bu üçgenin tamamlandığı ve iyi sonuçlar alındığı gerçekleşen çok büyük ölçekli projeler var. Burası heyecan verici kısmı. Bundan sonra daha hızlanacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. İyi haber. Büyüme devam ediyor. Şirketler greenwashing yapmayacak. Sürdürülebilirlik artık böyle sadece vaatleriniz içine değil, gerçekten önemli fonksiyon olacak ki bu bankaların çözüm ortağı olduğu ve uzun vadeli bir ortak olduğu bir finansmana ulaşalım. Burada ulusal enerji eylem planları da önemli. Yani bu politikalar olması lazım. Şirketlerin de bunu taahhüt yapması lazım. Ben 12.50'de bitirmeyi hedefliyorum. 9 dakikamız var. Şimdi çok hızlı uçtur döneriz diyorum. Hadi bakalım. Bak inanmıyorsunuz değil mi? Ben ya kimse inanmıyor, bu taahhütlere de inanmıyorlar. Napolyon, ben Fatih Bey'i Dubai'de gördüm. Ya ne olacak dedim Fatih Bey, yani burada herkes taahhütler veriyor. Hatta demin de taahhütleri veriyor ama kimsenin yaptırımı yok. Napolyon'un bir sözü varmış. Başarılı olmak istiyorsan her şeyi vaat et, hiçbirini yerine getirme. Enerji sektörünün bu şeyi yok. Yani o yüzden yapamayacağımız şeye söz vermiyorum. Tek kelime. Şu sıradan devam edelim. Sinan Bey. Enerji dönüşümde dünyanın önündeki en büyük zorluk nedir? Challenge. Tek kelime, dünya. Zaten dönüşüm başlı başına bilemedim. Çok demiş. Alaydar. Tek bir kelime yok. Jeopolitik zorluklar diye düşünüyorum. Güzel. Ben Beris Hanım'dan bunun geleceğini düşünüyordum ama. Buyurun Beris Hanım. Aynı cevabı verebilirsiniz. Ben yok. Ben finansman teknoloji ve inovasyona erişim diyeceğim. Peki.
Rüzgar ve güneş elektriğinin depolanması. Şu an depolama olmadan ilerlememiz çok mümkün değil. Sinan Bey destekçi buldu deminki şeylerine. Evet, buyurun Tümkan Bey. Vallahi ben zorluğum. Enerji trilemasını üç bacağına aynı anda yapmak ve sosyoekonomik etkileri de aynı zamanda dönüşümü sağlamak diyeceğim. Peki. Evet Semra Hanım. Uzlaşmak diyeceğim. Bir çıt açmak istiyorum. Ortak bir hedefi belirledik. Bunun için kararlılıkla arkasından gideceğiz ama bir bedel ödenmesi lazım. Bunun finansal ve finansal olmayan sonuçları var. Bu noktada uzlaşabilirsek aşacağız her şeyi. Şu kelime şeyleri olsaydı ekranda yansıtırdık yani panelin çıktısı. Peki ikinci soru. Edison'da satılamayacak hiçbir şeyi icat etmek istemem. Satış yararlı olmanın kanıtı, yararlı olmada başarının gereğidir demiş. Şimdi buradan hareketle önümüzdeki dönemde zamanı siz belirleyin. İsterseniz 5 sene, isterseniz 50 sene. Önümüzdeki en yıkıcı teknoloji, bu disruptif teknoloji ne olacak? Semra'mdan başlayalım, tersinden gidelim. Peki, yani 2050-2100 arası enerji talebi 3 katına çıkacak diyorlar. Yani burada gerçekten oyun değiştirici bir şeylere ihtiyaç var. Ben füzyondan etkilendim ve umutluyum. Belki uzun vadede dünyayı yok etmeden tutmayı becerebiliriz. Bravo. diye ben Güler Hanım'dan alkış geldi. Biz de Sabancı İklim Teknolojileri ve füzyon yatırım yaptığımız alanlardan bir tanesi. Buna bet ettik. Tümkan Bey. Yapay zeka. Hem yapay fırsat zeka, hem güzel. Ürkütücü. Elçin Bey. Şu an sadece %7'sini döngüselleştirebildiğimiz plastiğin döngüselleştirmemiz. Aksi takdirde her sene 120 milyar doları çöpe atıyoruz. Dekarbonizasyon hedefini tutturmak için plastiğin en az %54'ünün döngüselleştirilmesi gerekiyor. Şu an %7'lerdeyiz. Ya Bora Bey, enteresan şeyler geliyor. Bunları not edelim. Yani gerçekten panelden sonra bunları adresleyeceğimiz bir çalışma olur. Evet, Beriz Hanım. Ben de yapay zeka diyeceğim. Bütün tehlikeleriyle birlikte ve avantajlarıyla birlikte. Benim de füzyon enerjisiyle. Füzyonda tamam. Taraftar bulduk. Robotlar geliyor. Valla şimdi en son baktığımız bilmiyorum ama Tesla'nın üreteceği robot bütün fabrikalardaki değişimi sağlayabilir. Peki baştan ben 12-50 hedefinde de ısrarcıyım. Yani 5 dakikamız var. Yani kişi başı 1 dakikadan daha az. Son sözler Beriz Hanım'dan başlıyorum. Söz verdik herkese öğlen yemeğini yetiştireceğiz diye. Daha hızlı bizim gitmem. De IKEK'te toplantımız, yönetim kurulumuz devam edecek zaten. Biz beraberiz ama buyurun Beriz Hanım. Bu Türkiye hap olur mu? Türkiye hap olur mu? Bu yani aslında 20 yıldır konuşulan bir şey. Türkiye'nin enerji politikalarında, enerji arz güvenliğini sağlamasında, altyapı, depolama aslında sabahtan beri konuştuğumuz LNG terminalleri, giriş çıkış noktalarını ilave çeşitlendirmesi gerekiyor tabiatıyla. Depolama kapasitesini daha da ileriye götürmesi gerekiyor. Nükleeri katıyor. Türk hidrojen. Konuşuldu, Bora Bey de özetledi. Hidrojen bağlamında da Türkiye bir merkez olabilir. Evet, Türkiye bir merkez olabilir ama daha ev ödevimiz var. Ve bu bağlamda da bence bu olabilmesi için de bir kamu birimleri arasında ve kamu özel işbirliği gene burada da çok önemli rol oynayacak. Çok teşekkür ederim. Hiç emin olamadım, soruyorum. Sayın Bakanımız Alparslan Bey konuşmasında yerli dedi. Termiklerden çıkış dedi. Lignit kelimesini veya kömür kelimesini ağzına almadı. Net sıfır ve Türkiye'nin haritaları. Bütün SMR'ı, nükleeri, hidrojeni, her şeyi koyduk. O fili çıkartacağız mı yoksa bırakalım mı, kalsın mı orada? Sinan Bey. Vallahi demedi ama dedi. Yani demedi. O yüzden... Şimdi yerli ve yenilenebilir dediğimiz için o yerlinin aslında karşılığı Lignit yani vardı. Sonuçta o. Yok, burada olacağını düşündük. Kendisinin her zaman söz hakkı vardır yani. Yani Sayın Bakanımızın söylediklerinin de arkasındayız. Ben orada gelişmekte olan ülkelerin gelişme hakkının olması gerektiğini düşünenlerdenim. Ben şöyle söyleyeyim. Ben yerli kömürün geliştirilmemesi gerektiğiyle ilgili olarak konuşuyordum geçmişte. Yani bundan 5 sene önce falan. Ama daha sonra gördük ki bu korkularımız
aslında değil mi? Enerjiyle ilgili oluşan korkularımız son dönemde aslında onu kullanmamızın ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Önümüzdeki dönemde bu dönüşümde eğer biz doğalgazı uygun maliyetle alamadığımız takdirde kömürü maksimum şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Peki Ali Aydar Bey, son sözler. Trendlerden bahsettiniz. Serbest mi takılayım? Serbest. Bundan sonra herkes serbest. O zaman otomotiv tarafından o zaman biz de devam edelim. Şu anda tabii bu dönüşüme, gerçekten yüzyıllık dönüşüme şahitlik ediyoruz. Hani böyle işin tabii bizim ticari kaygılarımızdan ziyade ülke menfaatleri penceresinden bir cümleyle bitireyim ben. Şimdi bu dönüşümde Çin çok önemli bir aktör oldu biliyorsunuz bizim sektörümüzde. Ama dünya pazarlarına, özellikle de en büyük pazar olan Avrupa pazarlarına gelmeleri gerekiyor. Yani o iş oradan olmayacak biliyorlar. Ve şu anda Türkiye gerçekten büyük bir fırsat Çinliler için. Burada gelip üretim yapmak için daha uygun zemin yok. Ekosistem hazır, kalitemiz çok iyi burada özellikle. Sadece otomotiv endüstrisinde değil yani birçok endüstride bizim mavi yaka kalitemiz, mühendislik kalitemiz çok iyi. Bizim ülke olarak bu ilk Çinliği kapmamız lazım. Neden ilk Çinli diyorum? Hani bir İstanbul'da bir mahalleye bir Sivaslı taşınır da 5 sene içinde bütün sokak Sivaslı olur ya. Şimdi ilk Çinliği kapan ülke devamını da kapacak çünkü. Peki, çünkü bir ekosistem oluşacak orada. Bizim o ilk Çinliği kapıp burada üretim yaptık. Ben otomotiv olarak konuşuyorum. Burada bir üretim hani yapmalarından bahsediyorum. O ilk üretimi yaparlarsa devamı gelir diye düşünüyorum. Buradan ihracat yapacaklar. Çünkü burada üretilenin %90'ı ihraç ediliyor bizim sektörümüzde ve gerçekten cari açıkta çok başı ağrıyan bir ülke olarak bu güzel bir fırsat olur diye düşünüyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler Elçin Bey. Kapanışta. Evet, ben vakit sözümü tutamayacağım zaten. Geciktim 2 dakika. Süper Lig'de oynayan bir basketbol kulübünün başkanı olarak biraz basketboldan örnek vereceğim. Biraz basketbol mantığıyla düşünmemiz lazım. Çünkü basketbolda biliyorsunuz defans, sadece defans yapan veya sadece hücum yapan oyuncular yok. Her oyuncu hem defans hem hücum yapmak zorunda. Burada da analojik olarak bizim piyasalara baktığımızda tamam hücum yapacağız, bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Bu çok önemli ve kaçınılmaz. Ama mevcut talebi nasıl karşılayacağız? Mevcut talepteki karşılamalarda bir kesintiye uğratırsak piyasayı, beşeriyet nereye gider? Bunu da düşünmemiz lazım. Çünkü talep orada. Petrokimyaya, karbon bazlı her şeye talep orada. O talebi unutmamamız gerekir. Onu adres ederek ama hücumu da her zaman ajandamızın ön listelerinde tutmamız gerekiyor. Ben bu analojiyi sevdim. Bir de gerçeklerle yüzleştiriyorsunuz bizi. Sağ olun. Tümkan Bey buyurun. Umutsuzluğa kapılmamak lazım ama yapılacak çok işimiz olduğunu, gerçeğini de bilmemiz lazım. Ülkemizde özelinde de gerekli her türlü malzeme var. Hep beraber o pastayı pişirmemiz lazım. Çok teşekkür ederim. Evet, Money Talks. Son söz sizde Semra Hanım. Paradan başka bir yere çevireyim. Yemek saati geldi. Muhtemelen şekerimiz de düştü. Un, yağ, şeker var bu ülkede. Oradan gireyim. Ama hangi malzemeden ne kadar kullanacağız, ne kadar pişireceğiz, altını ne kadar açacağız bu çok önemli. Bunu hep beraber tadında yaparsak bence bu süreci çok başarılı bir şekilde atlatırız. Umarım o dengeyi çok iyi sağlarız ülkemiz adına diyeyim ben de. Ben de bu kadar dolu dolu 6 tane panelistle herhalde IKEK tarihinin en hızlı panelini tamamlamış bulunuyorum. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Ama umarım çok değerli paylaşımlardan sizler de bir şeyler almışsınızdır. Çok çok teşekkürler. Ben bütün IKEK adına hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bir fotoğraf alalım. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Efendim etkinliğimizin sonuna geldik. Değerli katılımımız için çok teşekkürler. 2024 yılının sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz hepinize. Sağ olun.